Fatih Atlay'la beraber Taraftar Hakları Derneği, Galatasaray Tek Yumruk, Fenerbahçe Sol Açık, Beşiktaş Halkın Takımı, Beşiktaş Çarşı, Karşıyaka Çarşı, Viva Göztepe ve Gençler Birliği Karakızıl temsilcileri bizimle olacak. Kendilerini konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında hoş mu geldiniz, biz mi hoş bulduk demek daha doğru olacak ama böylesi bir organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan çok büyük keyif duyuyoruz, onur duyuyoruz. Bu tarzda değerli bir organizasyonda, medya günlerinde taraftarlara böylesi bir oturumda söz hakkı veren İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne teşekkür ederiz öncelikle. Diğer teşekkürü de bu tarzda bir organizasyonu gerçekleştiren medya ve iletişim bölümü öğrencilerine teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten ortaya güzel bir iş çıkarmışlar. Tabii bu tarzda öğrencileri yetiştiren öğretim görevlilerine de teşekkür etmek gerekiyor. Onlar da çok güzel bir iş çıkarmış. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Öncelikle Taraftar Hakları Derneği, yeni başlayanlar için Taraftar Hakları Derneği hakkında kısa bir ön açıklama yapıp daha sonra sözü çok fazla uzatmadan arkadaşlarımıza bırakacağım. Taraftar Hakları Derneği 2012 yılında kurulan bir dernek. Taraftarları ortak haklar mücadelesinde renklerimiz ayrı, dertlerimiz aynı tırnak içerisindeki cümleyle bir araya getirmeye çalışan bir organizasyon Taraftar Hakları Derneği. 2012 yılında kurulduk. Ancak kuruluş dönemimiz, yani fikir olarak ortaya çıkma dönemimiz 2011 yılına kadar uzanıyor. Hep birlikte hatırlamamız gerekirse 2011 yılının Ocak ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Türk Telekom Arena Stadı'nda Galatasaray taraftarlarının Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etmesiyle başlayan bir süreç vardı. Bu süreçten yaklaşık 3 ay sonra tüm taraftarları ve futbol kültürümüzü baskı altına alan 6222 sayılı yasa kabul edildi. Bir süre sonra da yine futbolumuzda şike ve teşvik primi iddialarıyla bazı kulüplerimize bazı operasyonlar düzenlendi. Bu anlamda devam eden süreçte bizler taraftarların artık örgütlü bir şekilde ortak haklar mücadelesinde bir araya gelmesinin zorunluluk olduğunu inanarak, böyle bir derneğin kurulması gerektiğini inanarak İzmir'de bu derneğin tohumlarını attık. Sahada buluşmamız, Taraftar Hakları Derneği kağıt üzerinde, masa üzerinde kurulan bir dernek değildi. Sahada buluşmuştu taraftarlar. Bu sahada buluşmamızın en önemli vesilesi de Alsancak Stadı'ydı. O dönemde biliyorsunuz Türkiye'de birçok stat yıkıldı, birçok futbol mabedi yıkıldı. Bu futbol mabetlerinden bir tanesi de Alsancak Stadyumu'ydu. Alsancak Stadı ile ilgili o dönemde stadın yıkılıp, yani 2012 yılında o stadın yıkılıp yerine AVM yapılması projesi söz konusuydu. Bizler o dönemde Taraftar Hakları Derneği girişimi olarak İzmir'deki taraftarları bu yıkıma karşı bir araya toplama konusunda bir çağrı yapmıştık. İşte Altay taraftarları, Göztepe taraftarları, Karşıyaka taraftarları, İzmir Spor taraftarları başta olmak üzere İzmir'de Alsancak Stadı'nın bir tarih olduğunu, bir tarihi kültürel bir miras olduğunu inanan tüm taraftarlar o dönemde stadın yıkılmasına karşı bir birlik olmuşlardı ve o süreç bir şekilde bugüne kadar geldi. Şu an hala Alsancak Stadı konusunda belli kazanımlar elde ettik diyemeyiz ama en azından stadın yıkılması konusunda taraftarlar tek vücut olarak stadın yıkılmasını engellemişlerdi o dönemde. Biz de dedik ki hepimiz medyada yer alan bir anlayış var. Taraftarlar hep şiddet olaylarıyla ortaya çıkıyor.
taraftarları sahada bir arada gördüğümüzde biz şuna inandık. Dedik ki eğer taraftarları ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirebilirsek Alsancak'sa çok önemli bir hedefti bizim için. Farklı konularda da bir araya getirebiliriz diye düşünmüştük. Ve o günden bugüne 2012 yılında o fikirle ortaya çıkan Taraftar Hakları Derneği şu an 3 yaşında. O dönemde taraftarları bir arada toplayabilmek, taraftarları bir araya getirebilmek bize bazılarına çok büyük bir ütopya olarak, büyük bir hayal olarak geliyordu. Ancak şu masadaki birliğimiz bile bunun çok büyük bir hayal olmadığının göstergesi. Taraftarlar bir araya gelebiliyorlar. Taraftarlar sadece yansıtıldığı gibi şiddet olaylarıyla anılan gruplar değil, taraftarların da söyleyecek sözleri var ve futbolumuzun belli bir noktaya gelebilmesi için, içindeki bulunduğu kaos ortamından kurtulabilmesi için taraftarların ortak aklıyla ve tüm paydaşların ortak aklıyla yeni bir futbol iklimi yaratmamız gerektiğine inanıyoruz ve bunu ancak birlikte olabilirsek, örgütlü bir şekilde birlikte olabilirsek başarabiliriz diye düşünüyoruz. Sözü çok fazla uzatmayacağım. Daha sonra zaten sorularla ve arkadaşlarımızın konuşmalarıyla mevzu daha çok açılacak. İsterseniz taraftar gruplarına, taraftar derneklerinden temsilcilerimize sözü vermeye başlayalım. Evet sevgili Murat Kaplan, Beşiktaş Çarşı grubundan Murat Kaplan. Herkese merhabalar arkadaşlar. Burkal'ın bahsettiği taraftarların yan yana olma meselesi sadece statlarda değil, bizim açımızdan sokaklarda, deplasmanlarda, her yerde taraftarların birlik olarak bu bizim üzerimizde uygulanan yasalara karşı beraber olması gerektiği inancımız bizim de sonsuz. Bunların başında en çok etkilenen belki de taraftar gruplarından biriyiz. Bütün taraftarlar 62-22, Pasolik, E-Bilet gibi yasal düzenlemelerin hepsinden sorun ve sıkıntılar yaşıyor. Yani İzmir'deki taraftarlar da yaşıyor bunu, İstanbul'da da yaşıyor, Ankara'da, her yerde yaşanan bir durum bu. Bunlara karşı hepimizin taraftar hakları olarak, yani bizim Pasolik'in yaptığı reklamlara bir mahkeme sürecimiz oldu. Onlara dava açıldı. Ankara'dan taraf derdi arkadaşlar da bu işin içindeler. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele kesinlikle, ama baskı sadece 62-22 ve buna benzer yasalarla yapılmıyor. Stat içinde yapılıyor, dışında yapılıyor, psikolojik olarak yapılıyor, spor programlarında yapılıyor. Bunlara karşı bence hepimizin, bütün taraftarların yan yana durup ortak tepkimizi vermenin ve bu bayrağı daha yükseğe çıkartmanın zamanı bu mücadele ortamı. Burada hep beraber hareket etmek bizim için de çok anlamlı. Ben şimdilik böyle kısa geçeceğim. Diğer arkadaşların da fikirlerini dinlemek istiyorum. Ondan sonra hep beraber tekrar konuşuruz. Teşekkür ederiz. Ben Sencer. Sol Açık Fenerbahçe adına buradayım. Açılışı yaparken sunucu arkadaşımız futbol sadece futbol değildir diye başladı. Gerçekten şu anda futbol sadece futbol değil. Çünkü biliyorsunuz işte klasik mesele 19. yüzyılda Britanyalılar tarafından bulunan bu oyun game yani oyun olarak bulundu ve işçi sınıfının boş zamanlarını geçirmesi için çamurlu sahalarda işte hatta şeyleri çaputları top haline getirerek oynadığı ve kendi arasında rekabetin olmadığı, sadece arsada boş zamanlarını geçirmek için buldukları bir oyundu. Fakat zaman geliştikçe ve dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik şartlar ve kapitalizmin ilerleyiş süreciyle birlikte her şeye meta olarak bakan kapitalizm buradan da uzak durması imkansızdı zaten. Ve şu anda da futbol gerçekten sadece futbol değil. Futbol çok büyük bir ekonomi. Futbol kulüpleri, piyasada gördüğümüz şirketler, futbol yöneticileri, şirketlerin holdinglerin şirket yöneticileri ve futbolcular da milyon dolarlar alan, tamamen bencilleşmiş, çok sevdiklerini söylediği renklerle falan alakası kalmamış, tamamen profesyonelleşmiş işçiler olarak karşımızda duruyorlar. Ya şimdi bunları neden anlatıyorum ben? Çünkü bizi bir araya getiren ve bu
benim gördüğüm kadarıyla buradaki tüm taraftar grupları da bizimki gibidir. Muhalif taraftar gruplarıyız biz. Hayata nasıl soldan bakıyorsak futbola da, tribüne de ve tribün ortamına da soldan bakıyoruz. Klasik bilirsiniz, eski şey vardı işte Salazar döneminde kitleleri uyutmak için 3F formülü vardı. Fado, Fiesta, futbol. Yani kitleleri uyutmak, susturmak için Fado'yla dans ettirilir. Fiestalarda eğlendirilir. Futbolda da büyük statlara doldurulur. Vatan millet Sakarya'yı da üzerine ekledim mi tamamen bu futbol toplumu uyutmanın araçları haline gelirdi. Ve biz de geçmişten beri hep böyle bakardık. Fakat bu işin geldiğimiz noktada böyle olmadığını anladık. Ve artık bu statların da tribünlerin de bizim birer mücadele alanı olması gerektiğini düşündük. Bize de bunu en güzel gösteren Gezi direnişi oldu. Çünkü Gezi direnişinde biz birçok taraftar grubu daha önce ne için olduğunu bilmediğimiz şekilde birbirimizin gırtlağına yapışmışken, ki bu tamamen sahte bir düşmanlıktı. Bu düşmanlığı atarak ortak düşmana karşı bütün renkler, Karşıyakası, Göztepe'si, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Çarşı'sı, ki en son süreçte biliyorsunuz zaten Çarşı müthiş bir davayla yargılanıyor. Şeye karşı geldik, mevcut sisteme karşı geldik. Bu dolayısıyla bizi yönetenleri ve dolayısıyla statları da yönetenleri memnun etmedi. Çünkü onlar statları, kitleleri uyutmanın araçları ve futbolcuları ve bu dünyayı da tamamen bir magazinel dünya olarak algılayıp böyle adlandırılıyordu. Ve bunun üzerine hep de şu söylendi. Taraftarlar terörizmle bir tutuldu ve hep taraftarlar kavga eden, işte birbirlerine bıçak çeken, satırlarla dolaşan, sürekli olay çıkartan gruplar olarak şey yapıldı. Bu bugün olan bir şey değil. Geçip tarihe bakarsanız Sivas'la Kayseri arasında oynanan bir maçta bundan yaklaşık 30-40 sene önce 37-38 kişi öldü. Bir futbol maçı yüzünden. Geçmişte hepimiz hatırlarız. O yarı yarıya olduğu zamanlarda tribünlerin sabahlanırdı. Tribünlerde yer kapmak için belirli futbol şeylerin mekanları vardı taraftarların ve birbirlerine saldırırlardı. Ne oldu da bugün birdenbire bu 62-22 arkasından pasolik uygulaması ve bunlar uygulanmaya başladı. Ya bunun sebebi birincisi toplumu tamamen zapturapt altında tutmak isteyen iktidarlar statları da aynı şekilde zapturapt altında tutmak istiyorlar. 34. dakikada atılan sloganlara, statlardaki aykırı seslere tahammülleri yok. Bundan dolayı da statlarda müthiş bir baskı ve baskı politikası uyguladılar. Bir tarafı bu. Diğer tarafı da tamamen ekonomiktir. Daha önce söylediğim gibi statları bir ticarethane, taraftarları da müşteri olarak görüyorlar. Ürün satışından stat gelirlerine, yayın gelirlerine kadar bu müşteri üzerinden besleniyorlar. Fakat bu müşteri üzerinden beslenirken de hiçbir ses çıkmasını istemiyorlar. Makul müşteri istiyorlar. Sormadan, etmeden forma alan, gelen, maçını seyreden, sorgusuz sualsiz para ödeyen ama hiçbir şey sormayan bir taraftar topluluğu istiyorlar. Bundan dolayı bu pasolik uygulamasını koydular. Burada medya günleri kapsamında bulunuyoruz. Bu pasolikle ilgili bir iki şey daha söyleyeyim, bitireyim. Biliyorsunuz arkadaşlar indi. Taraftar pasolikle ilgili şu anda hala Ankara 16. Ceza mahkemesinde dava devam ediyor. Pasolik'in iptaliyle ilgili. Ve televizyonda görmüş olduğunuz pasolik reklamları vardı. Bu pasolik reklamlarıyla ilgili de taraftarların hazırlamış olduğu bir dilekçe üzerinden hepimiz Reklam Öz Denetim Kurumu'na bir şey yazdık. Şikayette bulunduk. Ve bunlardan bir tanesi de bana geldi. Ve anlattığımız sebeplerden dolayı işte kişilerin fişlenmesi, TC numarasının istenmesi, taraftarı tamamen vahşi ve ona buna saldıran kötü bir prototip çizmesi. Bu sebeplerden dolayı Reklam Öz Denetim Kurumu pasolik reklamlarını yasakladı. Ve bunu yasakladıktan sonra o gün gazetelerde ve televizyonlarda bayağı bir haber oldu.
anlatmak istediğim, hani biraz uzatıyorum ama en son noktasına geçeceğim. Bu o günlerde popüler olurken bana TRT'den ismini tam hatırlayamıyorum şu anda ama Cumhur Bey'di. Bir radyo programı önerisi geldi. Dedi ki yani bu Pasolik'le ilgili ne düşünüyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bu reklamların yasaklanması ile ilgili neler yaptınız? Bunları gelin anlatın. Ve belirli bir tarih verdi ve o tarihte programa katılır mısınız dedi. Program başladı, jingle'ı çaldı ve katılımcıları tek tek tanıttı. Onun içinde benim ismimi de söyledi. Fakat ne oldu, ne ettiyse bana bağlanmaya 10 dakika kala program iptal oldu. Daha sonra beni aradılar. Dedi ki Cumhur Bey, programın yapımcısı, Sesli Radyo'ydu yanlış hatırlamıyorsam programın adı. Sizi dedi çıkaramayacağım dedi. Neden dedim? Sizin dedi söylediklerinizi dedi Pasolik dedi şey yapmıyor. Ne denir? Teyit etmiyor ve üzerimize büyük bir baskı kuruyor. Ben belgeleri gönderdim ve daha sonra aramaya başladım. Telefonlarıma çıkmadı. Program bittikten sonra tekrar konuştum kendisiyle, yakaladım en sonunda. Dedim ki yani neden böyle bir şey yaptınız? Sonucunda Pasolik'in bir sıkıntısı varsa ben söyleyeceklerimi söylerim. Pasolik yetkilileri de çıkar. Ve hani dertleri neyse, doğrusu neyse, ben yalan söylüyorsam eğer doğrusunu söyler. Ondan sonra biraz daha muhabbet uzadı ve bana dedi ki bunu ben yapamam. Çünkü Pasolik'in üzerimize çok büyük bir baskısı var. Diğer gazeteci arkadaşlardan da duydum bunu haber yaptıkları gün. Çünkü bunu neden anlatıyorum? Bizim futbolumuzu Türkiye Futbol Federasyonu falan yönetmiyor. Bu bir yalan. Aslında kulüplerimizi de bunlar yönetmiyor. Bizim kulüplerimizi, futbol dünyamızı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu yöneten sponsorlardır, paralı şirketlerdir, Pasolik'tir ve siyasi iktidardır. Çünkü bu şeye programa dahi, programda bir konuşmaya dahi tahammül edemediler. Ve müthiş bir sıkıştırma, çünkü reklamları da onlar veriyor. Dolayısıyla ekonomik ve siyasi olarak baskılamayla bunu kaldırdılar. Biz de buna karşı taraftar olarak bilinçli olalım. Bizim sadece müşteri değil, taraftar olduğumuz, müşteri olsak bile bilinçli tüketici olduğumuzu belirtmek için bu işe girdik ve bu taraftar gruplarıyla bu şekilde devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşların da bahsettiği gibi yani bu futbolda şiddet 6.062.22 yasa. Hani istediğiniz her şeyi getirin, koyun önümüze. Hani bu şiddet meselesi özellikle şey toplumsal bir olgudur yani. Şimdi 62-22 yasayı getirenlere baktığınızda mecliste bunlar döverek birbirini öldüren insanlar yani. Benim bildiğim 2-3 tane şey var. Ölen milletvekili var yani mecliste kavga edip de. Şimdi mevzu böyleyken siz tutup da direkt toplumun yani özellikle tribünlerin yani toplumun hiçbir şekilde ayar tutmayan ve ne zaman ne yapacağı, nasıl bir tepki vereceği belli olmayan kitlelere hani dayatarak bunları şiddeti bitiremezsiniz yani. Bu şiddet meselesi zaten toplumsal bir şeydir yani. İsterseniz deplasman yasakları koyun, ne yaparsanız yapın bunun önünde geçemezsiniz. Lig başladı, kısaca şunu, lig başladığından beri biz bir deplasmana dahi gidemedik yani. Yani sözü edilen sırf şiddet meselesi üzerinden yani. Bunu asıl sebebi yani futbol, Türkiye'de futbolu yöneten insanlardır yani. Basın yoluyla, basın yayın yoluyla bu işten rant eden, elde eden insanların kışkırtmasıyla olan bir olgudur yani. O yüzden hani futbolda şiddeti bitirmek istiyorsak bu toplumun genelini değiştirmek zorundayız. Buradan başlamamız lazım yani. Merhabalar. Önce bu Supi Necat kardeşimiz, yoldaşımız nezdinde Kobani direnişçilerine ve Kobani direnişine halkın takımından 1000 selam, saygılar.
Şimdi irticayla konuşacağım ama bazı notlar al, unutuyorum böyle artık biz yaş itibariyle. Bizim jenerasyondan şimdi burada toplasak 3 kişi çıkmaz. Şöyle bakıyorum da mümkün değil. Ben bu pasolik muhabbetine kadar biz nasıl geldik? Neler yaşadık? Kendi kişisel tarihim üzerinden kısaca şöyle atlayarak ne haldeydik, nerelere geldik? Onu şöyle bir özetlemeye çalışacağım. Şimdi bizim jenerasyon bu televizyon bilmezdik biz ilk gençlik yıllarımızda. Biz radyo günlerinden geldik. Maçlar o zaman böyle şehirden şehire bağlanarak, atlayarak, zıplayarak lambalı radyoların önünde çöker, kımıldamadan dinlerdik. O zaman evimizde halılar vardı böyle büyük, ortalarında göbekler vardır onun. Onu böyle sağ olarak tahayyül edip onun üzerinde aklımızdan futbolcuları koştururduk. Bir de bağırdık çağırdık, ona niye pas vermedin, buradan bu adam buradan geliyordu, biliyoruz ya. Bir süre sonra da bu transistörlü radyolar falan çıktı, sonra daha seyyar bunları dinlemek şansına sahip olduk. 70'li yılların başında da televizyonla tanıştık. Televizyonla birlikte de bu spor programları illetiyle tanıştık. Gerçi o zamanlar şeydi, şimdiki gibi dijital çekimler yok. Filmleri alıyorlar, sonra o filmlerin banyoları yapılacak, işte montajı yapılacak, bilmem ne olacak, yetişecek. İşte hazırlayabilirsek işte şu maçı vereceğiz. Gece geç saatlere kadar, pazar geceleri böyle 2'lere kadar, 3'lere kadar hatta süren bu yayınlar böyle izler. Ertesi günde okula mokula falan gidemez. Sonra bu 74-75 yılları gibiydi. Televizyon bir ara radyoya özendi. Dedi ki lig maçlarını TRT şey verecek. Parça parça verecek işte. Oradan oraya bağlayacak. Oradan oraya verecek. Her hafta diyelim 3 maç 4 maç verecek. Bu acayip bir yenilik gibi geldi bize. Böyle halı üzerinde senaryolar yazmaktan kurtulduk diye sevinirken o da pek kısa sürdü. Pek bir şey yaramadı. Sonra özel televizyonlarla birlikte bu 89 yılı Star 1 miydi? Ne, onunla beraber böyle bir özel televizyonlar dönemi, özel televizyonlar dönemiyle birlikte de spor programlarının çoğalması, spor programlarıyla birlikte de Sansar'ların çoğalması, şu anda örneklerini çok sık gördüğümüz Sansar'ın da çoğalması iyice bizi her tarafımızdan kuşattı. Şimdi şu yarı yarıya derbiler konusu, o dönemler öyleydi, yarı yarıya derbiler vardı. Herkesin ayrı bir stadı yoktu. Şimdi İnönü stadı, Ali Sami Yen'de, Fenerbahçe'nin de vardı gerçi o zaman tam bitirmemişti ama İnönü'nde, Ali Sami Yen'de falan oynanırdı maçlar. Bu yarı yarıya derbilerde şiddet oluyor muydu? Olmuyordu aslında. Yani maçlarda pek şiddet olmuyordu. Ancak böyle kavga dövüş yapmak isteyen maçlardan önce sabahları erkenden sözleşirler. Belli gruplar kendi ilkeleri doğrultusunda, hatta karşılıklı sözleşmeleri de vardı bunların, o ilkeleri doğrultusunda kapışırlar. Sonra maç saati yaklaştı, bilet telaşına düşer, her şey unutulurdu. Şimdi yarı yarıya tribünlerde sen 30 bin kişilik tribünde 15 bin yerleşirsen hiç kimse cesaret edemiyordu bu kadar büyük kitleyi provoket etsin. Sonra altından kalkılmayacak kişiler de oldu. Sonra bu kalktı. Neden kalktı? Bunun kalkması arkadaşlar bu kombine sistemine dayandırıyorum ben. Bu kombinelere ben karşı çıkarken hatta arkadaşların çoğu hatta derdi ya kombinenin ne zararı var. Şimdi kombine ne demek biliyorsunuz. Bütün sezonluk maç biletlerini bir kartla satıyorlar. Maç başına vurduğu zaman daha ucuza geliyor. Kulüp de erkenden sezon başından para topluyor falan filan. İyi güzel sat. Sat da şimdi senin 30 bin kişilik stadın var. Sen 3 bin 5 bin kombine sattın. Geri kalan biletleri ne yapacaksın? Gişelerden satacaksın. İnsanlar gelecek gidecek falan. İyi de sen 15 bin kombine satarsan ne olacak? Şimdi düşünelim bir derbi maçı olacak. 15 bin kombine satmışsın, stat 30 bin kişilik, öbür yarısını rakip taraftara vereceksin. Kombine almayan adamlar bilet alabilecek mi? Alamayacak. Peki kombinesi olanların hepsi gelecek mi? Muhtemelen gelmeyecek. O zaman ne olacak? Kendi sahanda oynadığını düşündüğün maçta azınlık durumuna düşeceksin. Bu tabii işlerine gelmedi. Doğal olarak da gelmez. Ne yaptılar? İlk şöyle bir bakıyorum ben de 92 yılıydı galiba. Ekim'in 92'siyim. 94'müş. 94 Ekim'inde bu Galatasaray Beşiktaş maçı derbisi öncesi o zaman futbol şube sorumlusu Adnan Polat
kombine satıp duruyor adam. Dedi ki artık dedi bizim sahamızda dedi biz dedi ev sahibi durumdayız. Gelen takım dedi misafir taraftar olarak gelecek. Futbol Federasyonu %5 kontenjan veriyor, o kadar bilet vereceğim. Ne kadar? 1200. Ya olur mu olmaz mı? Verdi adam. 1200 bilet verdi. Bir de böyle kafese de soktular 1200 kişiyi orada. Bu işte böyle başladı. Şimdi bu kombineyi biz kombinenin raconu sadece bu parayı önceden almak mı? Değil. Kombinenin tehlikesi asıl şuydu. Ya sen dedik taraftar yarı yarıya yaptın, şurada burada hepsini sattın, işte bilet satamadın falan filan ötesinde sen bütün tribünleri kombineye bağlarsan bir süre sonra ne olacaktır? Senin talep 40 bin atıyorum. Senin arzın 30 bin. O 30 bin kişiden istediğini seçerek vereceksin. Yani tribündeki taraftar profilini kontrol etme yetkisini, silahını kulüplerin ellerine teslim etmiş oluyoruz bu kombineyle. Bu kombinelerin ardı iyi değil diye senelerce biz bunun sohbetini, muhabbetini yaptık ama hatta Fenerbahçe'de bir ara bu şey çıkardı galiba, taraftar kartı gibi bir şey çıkardı. Bu Pasolik'ten önce, bu Pasolik'in de şeyi odur aslında, tohumu hala da var değil mi? Böyle bir şekilde yani burada kulüplerin ve kulüplerin sırtlarını dayadığı, bugün hep söylerler, İktidarlar istemediği zaman hiç kimse başkan olamaz hiçbir kulübe diye. Yani özellik hava. Bunların elinde şu yetkinin olmaması gerekiyor. Tribündeki taraftar profilini taraftar kendisi belirlemedi. Ama sen bunu çeşitli yöntemlerle yönetimlerin eline verdiğin zaman otomatikman iktidarın eline vermiş oluyor. Peki bunu becerebildiler mi? Beceremediler. Yani pratikte bu uygulanmadı. O zaman dedik ki arkadaşlar %5 kontenjan verdiğin zaman bu ne demektir? Tribünde gelen bir kişiye bir derbi maçta karşısına bir misafirin karşısında 20 tane adam dikiyorsun demektir. O zaman da ne oluyor? Bu 20 tane adam bir kişiyi gördükleri zaman bu 20'ye 1 oranında bütün kedi yavrularının hepsi orada aslan kesiyor. Yarı yarıya oturan insanlar birbirleriyle gayet sakin anlaşarak, bağırarak, çağırarak uzaktan da olsa maç bittikten sonra da temiz temiz dağılarak evlerine giden bu insanlar sağ içinde, sağ dışında her tarafta birbirlerine girmeye başladılar. Çünkü 20'ye 1 oranı var. 20'ye 1 oranı var. Bu durumda da ne oldu? Bu sefer bu 20'ye karşı gidecek olan bir kişileri de taraftar grupları özel gerillalar arasından seçmeye başladı. Öyle sırada adamlar da almıyorlardı. Yani bayağı gerilla eğitimli adamlar gitmeye başladı. Oraya. Gözü kara adamlar, yani bildiğin holiganlar gitmeye başladı. O zaman da arkasından gelsin 6222'ler, gelsin deplasman yasakları. Geldi zaten şu anda deplasman yasakları. Artık gidemiyorsun da. Peki bunun üzerinde ne oldu? Bir de yayıncı kuruluş hikayesi çıkardılar. İstiyorlar ki bu tür adamlar tribünlere gelmesin. Tribünlerde muhalif ses olmasın. Yayıncı kuruluşta zaten gitmeye üşenen zar zor maçlara giden adamlar evinin rahatında otursun bu maçları seyretsin. Sen bunu şifreye bağladın. Ne diyorsun? Ver parayı ben şifreyi çözeyim. Parayı veren çözdürdü. Veremeyen işte kahvelerde, restoranlarda bilmem ne oralara kesilmeye başladı. Yani yavaş yavaş taraftar yani tribünde muhalif ses çıkarabilecek nitelikteki taraftar tribünlerden bir şekilde uzaklaştırılmaya başladı. İsteniyor ki tribünlerde bu Amerikan filmlerinde seyrediyoruz ya böyle beyzbol maçları, basketbol maçları, Amerikan futbolu. Adamın elinde dediğimiz sosisliler, hamburgerler, kafalarında böyle çekince şapşap vuran bir takım şapkalar, garip garip. Çocuklar ortalıkta koşturur, çişi gelir oraya gider, aralarında muhabbet ederler falan filan. Orada da aşağıda da maç oynanıyor, bilmem ne yapıyorlar, kimse pek umurunda değil. Arada da bir çıkıp bağırıyorlar. Böyle bir profil istediler tribünlerde. Hala da istiyorlar. İstiyorlar ama ne oluyor? İşte bu Pasolik'le bu profili yaratma çabasına girdiler ve ne oldu? Şimdi boş tribünlere oynatıyorlar maçlarını. Kendi marka değeri pek sevdikleri marka değerleri de şu anda yerlerde sürünmekte. Çünkü bu Pasolik dediğin nedir senin? Bu Pasolik dediğin bildiğin kredi kartı arkadaşlar. Yani adam demiyor ki biletleri sadece kredi kartıyla. Hani bunu dese tamam. Hayır diyor, kredi kartıyla alacaksın ama sadece bu kartla alabileceksin. Bu kart kimin? Tabelasını bile daha henüz daha müşerref olmadığımız bir tane garip bir bankaya
bu yetkiyi vermişler. Bu adam da bunları elini öpene satıyor ha. Bir de böyle bir sözleşme imzalıyorsun şey. Yok şöyle olursa iptal ederim, böyle olursa keserim, böyle olursa yüklemem falan filan. Bir de kardeşim şimdi sen bunu bir de bana kredi kartı olarak veriyorsun. Bugün Türkiye'de sezonluk maçlara giden seyirci sayısı 5 milyon gibi bir ortalaması var. 5 milyon kredi kartı sen hedefliyorsun. 5 milyon kredi kartını bir de satıyorsun. Diğer bankalar yalvar yakar dağıtalım diye ne yapacaklarını bilemezlerken sen bir de kanun zoruyla bunu kanunda çıkarıyorsun. Kanun zoruyla alakasız ıvır zıvır bir bankaya sen 5 milyon tane kredi kartını sattırıyorsun. Neyin üzerinden? Bizim sevdalarımız üzerinden. Futbol taraftarının takımlarına olan sevdaları üzerinden. Şimdi bu Pasolik kartı hilekarın bu ceketini kolundan çıkardığı 5. astır arkadaşlar. Bunlar kerizleyemedikleri tribün kültürünü ve onun omuzlarında taşıyanları süpürüp yerine bu bildiğin sirk kültürünü yerleştirmek için amaçlanmış bir karttır. Bir sistemdir, bir projedir. Diyalektik der ki zıtların birliği, hepsi her şey kendi iç çelişkisini taşır. Bu aynı zamanda da futbolun, dolayısıyla bunların bu rant kapılarının ölümü demektir. Tribünlerin ölümü, bunların da ölümü demektir. Bunlar arada kapkaççılık yapmak için şu anda bu projelerle karşımıza çıkmaktalar. Bu taraftar da sandıkları gibi şöyle düşündüler. Takımımdan beni hiçbir kuvvet ayıramaz. Ben bu Pasolik kartını alır giderim arkadaş. Taraftar gördüler ki öyle demiyor. İşte burada bu arkadaşlar burada. Taraftar diyor ki sevdamızla diyor aramızda diyor hiç kimseyi sokmayacağız. Halen boş tribünlere maçlar oynatacaksınız. Öldürmeye çalıştıkları tribün kültürü bugün Pasolik'in turnikelerini patlatacaktır. Bu ülkenin tribün kültürü DNA'larının bunların kapitalist ahlaklarıyla değil ama neyle uyuştuğunu Gezi direnişinde çok net göstermiştir. En fazla yapabilecekleri dediğim gibi çarpabildikleri kadarını çarpıp sonra tribünlerden defolup gitmek olacaktır. Bizim çocuklar işte burada bütün bu barikatlar burada bir son barikat Beşiktaş derken burada işte bütün bu arkadaşlar sol açığından Viva Göztepe'sine tek yumruğundan o Denizli Yeşil Kara Kızıl değil mi sayamıyorum şimdi hepsini. Bu arkadaşlar bunların karşısında barikatları kurmuşlardır ve geri adım atmayacaklardır. Bu tribünlerde bu açgözlü çakallara bu arkadaşlarımız teslim etmeyeceklerdir arkadaşlar. Teşekkürler Hakan. Yeşil Cephe'yle devam edelim isterseniz. Merhabalar. Ben İzlen Çindemir. Yeşil Cephe Taraftar Grubu'nun kurucu üyelerindenim. Şimdi bize böyle bir panele davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yani en azından derdimizi anlatalım. Çünkü Yeşil Cephe'nin derdini bazı platformlarda anlatması pek mümkün olmuyor. Şimdi panelimizin konusu futbol asla futbol değildir. Ben spor yöneticiliği okuyorum. Ben futbolun yönetimini biliyorum sanıyordum. Yani futbolu biliyordum sanıyordum. Birçoğunuz tabii televizyonlardan takip ediyorsunuz. Ama işin içine girince aslında futbolun nasıl bir tarafı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi biz ilk kurulmak istediğimizde şöyle bir durum vardı. İki tane taraftar grubu var Denizli'de. Biri 57 Gençlik, biri Çamlıklar. Bunlar sadece bu işten para kazanan ama müthiş paralar. Şimdi siz burada okuyorsunuz. Akademik eğitim almışsınız. İnanın yani hiçbir eğitim almamış. Dünyadan bir entelektüel kültürden, sosyal kültürden hiçbir haber olmayan insanlar o kadar müthiş paralar kazanıyordu ki biz bunun gerçekliğini gördüğümüz zaman biraz da yaşımız yani yaşımız büyümüştü. Biz de onların aslında içinde geldik yani. Deniz spor sevgimizi onların yanında böyle artık haykırıyorduk ama bazı şeyleri gördük. Ben bir tane bölümle alakalı Deniz Spor'un o dönemki başkanı Süleyman Urkay'la tanışınca bana dedi ki ya dedi bu taraftar grupları hani ben taraftar deyince tabii insan kötü gözle bakıyor. Niye? Taraftar grupları ikisi bir olmuşlar. Mesela memleketleri de aynı. 15 bin lira para istiyor. Diyor ki taraftar grubu. Ben diyor tribünü yapacağım. Bana içerideki maçta 15 bin lira para vereceksin. Tamam. Deplasmana. Deplasmana bana diyor 4 otobüs. Şimdi otobüs de şu. Otobüsün parasını da istiyor. Diyor ki ben otobüsü 3 bin liraya tuttum. 12 bin lira para. 3 tane. O 12 bin tuttuğu otobüsler de 1000 lira, 1500 lira. Belki bir otobüs. Sanırım hayatta iki tane otobüs deplasmana gittiklerini görmedim. Ortaya inanılmaz bir para çıkıyor. Şimdi biraz matematiklere ilgim var. Kafamda biraz çalışıyor diye hesap ettim. Bir taraftar grubunun Deniz Spor'a yıllık maliyeti 600 bin TL.
Ve bu sadece taraftar grubunun liderlerine ve lider kadrosuna, bir iki kişiye. Ya şimdi şöyle düşünüyorum. Okuyoruz. Annemiz babamız çalıştı, bir şeyler yaptı. İnsan sorguluyor yani. Arkadaş ben belki 600 bin TL'yi hayatım boyunca bir senede kazanamayacağım yani. Öyle düşünüyor insan. Sonuçta asgari ücret belli, memur maaşı belli, olabilecekler belli. Ya bugün 10 sene, 20 sene okumuş bir profesörün bile belki de yılda öyle bir kazancı olmuyor. Şimdi bunun karşı bir hareket, insan tabii biraz şey yani, ya içimizde var bir muhalif durum. Dedim bu işe girişelim. O arada rahmetli Fatih abimiz, onlar da bir tabii eski tribüncüler. Tekrar geri dönme kararı alıyorlar. 5-10 kişi başlıyorlar bu işe. Biz de 5-10 kişi üniversite, Üniğoros. Sonra biz birbirimizi bulduk. Aynı tribüne girmişiz. Onlar karşı tarafta, biz orada. Başladık. Şöyledir, böyledir derken tam biz böyle palazlandık. 50'ydik, 55-70 derken sezon bitti. Şimdi sezon bitti, bu sefer de yeni bir şey başladı yani. Tribün gruplarının kendini gösterdiği bir olay. Gezi Park olayları başladı. Tabii önceden, şimdi İstanbul'da değiliz, Denizli'deyiz. Televizyon biliyorsunuz ya, penguenler çıkıyordu. Şimdi penguen belgeseli izlerken Gezi Park'ın ne olduğunu pek anlayamıyorsun. Ama anlamamız şuradan oldu. Şimdi bizim Yeşil Cephe kurucularından olan, bizle beraber olan, yani ufaktan beri tanıdığım arkadaşlarım var. İstanbul'da okuyorlar. Gezi Parkı içerisinde ilk günden itibaren olan arkadaşlarımız vardı. Mesela çoğu arkadaşımızı tanır, Emre Bilgiç. Onunla soruyordum, ne oluyor, ne ediyor? Şimdi biz de sevdiğimiz, saydığımız bir kardeşimiz. Şimdi orada bir şiddete maruz kalırken, bir baskıya maruz kalırken, artık işte Twitter'dan, Facebook'tan fotoğrafları görünce insanın böyle bir şey alıyor. Ya hop diyor ya, ne oluyor diyor yani burada. Arkadaş siz ne yapıyorsunuz bu insanlara, genç çocuklara? Denizli'de artık olaylar başladı. Sokağa çıktık. Biz de şimdi taraftar grubu kurmuşuz ama hani en gurur duyduğum nokta kendimce, o kemik tayfadan hiç mi bir tane şey olmaz yani, hükümet yandaşı olmaz. Yokmuş demek ki. Sonra Gezi Parkı'nda herkes buluştu. İçinde Türkçüsü vardı, ülkücüsü vardı. Ondan sonra komünisti vardı, sosyalisti vardı, her şeyden. Ama hükümet yandaşı veyahut da yolunu bulmak isteyen bir insan yoktu orada. Burada şey ortaya çıktı. O dönemin emniyet müdürü Zeki Bulut. Yani çok önemlidir. İsmini de unutmayın. Çünkü konuşmamda birkaç kez geçecek. Tayyip Erdoğan'ın zamanında koruma müdürlüğünü yapmış. Şu sıralarda paralelden ötürü görevinden alınmış vesaire bir adam. Bu iki tane böyle çakala, rantçıya evladım derdi. Bu Çamlıklar ve 50'li Gençlik liderlerine, biri içeride katil, evladım derdi. Gezi Parkı'nda bunlar, şimdi taraftar grubu, bunlar şöyle adamlar. Bunların Denizli'de girmedikleri nokta yok. Herkesi bilirler, herkese girerler, her kapıyı çalarlar. Nereden ekmek, nerede? Onlar için o yani, böyle takım tutmak, sevgi falan değil yani. Nereden ekmeğimi bulursam, 50 lira ver, 100 lira ver, öyle öyle. Herkesi bildiği için bunlar Gezi Parkı direnişte muhbir olarak kullanıldı. Özellikle katil İrfan Sancar, muhbir olarak. İnsanlara fişlemenin rahat olsun, bu kim, şu kim, bilmem ne. Bizim şimdi palazlanınca bir de sayımız da arttı. Çünkü yazın tam böyle bizim aslında öyle olacağımız, bir şey yapmayacağımız zaman Gezi Park olayı çıkınca, biz Gezi Parkı'nda orada kitlelere hem yön verince, ondan sonra ilk Denizli'de meşaleleri yakınca, ondan sonra bizi görünce artık diğer taraftar gruplara da gelince, sayılar büyüyünce bizim de bir şeyimiz arttı, sayımız arttı. Ondan sonra sezon başladı. Şey var, bir baskı yiyoruz ama nasıl? Şimdi bizi emniyet müdürü tanımıyor. Sizden biz şöyle kuruyoruz. Dedik ki bizim şeyimizle işimiz olmaz. Yönetimle işimiz olmaz. Polisle işimiz olmaz. Emniyetle işimiz olmaz. Biz arkadaş taraftarız. Temiz, rantsız. Biletimizi alır gireriz. Kombinimizi alır gireriz. Biz istediğimiz şekilde bağırırız. İstediğimiz pankart asarız. Bize bir şey diyemezsiniz. Ama Denizli durum öyle değil. Gerçekten öyle değil. Ondan sonra başladılar ilk önce. İşte bunlar faşist, bunlar ırkçı, işte biz doğuluyuz diye bize bunlar şey yapmıyor. Öyle olduk, bir ilk önce ırkçı olduk. Ondan sonra devam ediyoruz ama sayımız inanılmaz derece artıyor. Bir maç 150 isek bir maç oluyoruz 300. Hep katlanarak artıyor. Ondan sonra işte bu sefer şeye başladılar, internet üzerinden. İşte bizim her Anadolu tribünde hemen hemen vardır. Bizim de bazı işte yeni arkadaşlarımız, aramızda katılanların İşte İstanbul takımlarında olan sempatisi, onlarla fotoğrafları, eski fotoğrafları, bunları gösteriyorlar. İşte bunlar gerçek deniz sporlu değil. En büyük deniz sporlu biziz.
Bunlar az deniz sporlu. Biz çok deniz sporluyuz. Bak bunda Galatasaray forması var. Bak bunda Fenerbahçe forması var. Şöyle böyle gibisinden. Sürekli bir kışkırtma. Bunlar artık şey var. Bunlar hep bir uyu vardı. Çünkü denizde şöyle bir gariptir yani. Türkiye tribünlerinde pek esamesi okunmaz yani. Çok büyük taraftar gruplar içerisinde sayılmaz ama en çok tribünde cinayet olan şehirde Denizli'dir. Tribüncü cinayetin olduğu. Böyle bir garip bir hali var. Bunlar işte öyle devam ediyorlar. Bu sefer bizi spor büro izliyordu. Siyasi büro da izlemeye başladı artık. Ya dedi bunlar ırkçı mı? Bunlar faşist mi? Bunlar ne mi? Falan filan. Böyle içimizde de şey var yani. Doğu kökenli arkadaşlarımız var. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Bizi rant düzenine karşı bu kendi istediğimiz gibi bir taraftar grubu oluşturmak. Şimdi insanın gücüne gidiyor. Bir izliyorsun böyle taraftar gruplarını. Güzel koreografi yapıyorlar. Güzel şov yapıyorlar. Ama sen yıllardan beri bu adamlar yüzünden, bu adamlar sırf para kazanmak için olduğu için bu adamlara 200-250 kişi yetiyor. İnsan da gücüne gidiyor şimdi. O kadar uğraşıyoruz, o kadar deplasman yapıyoruz. 200-250 kişi var. Böyle başlayınca bu sefer de artık oradan şey yapamadı. Tam AKP şey oldu da yemeyince işte bunlar solcu. Bunlar DHKPC'li, bunlar terörist. Bunlar Allahsız, bunlar kitapsız. Aynen böyle yani. Şimdi öyle bir şey oldu ki AKP bir yandan bu artık emniyet bir yandan benim sınıf arkadaşım otobüste gidiyor. Bir polis memuru diyor ki ya YÖŞİCEP onlar diyor terörist diyor. Ve hani kusura bakmayın affedersiniz ama bak, gerçekten ben başımıza gelen şeyi söylemek için söylüyorum yani. Onlar diyor fuhuş yapıyor diyor. Yani biz şey de olduk artık. Beyaz kadın ticareti yapan da olduk yani. Ne taraftar grubumuşuz? Irkçı olduk, terörist olduk, solcu olduk, faşist olduk. Hep uyuşturucu kullananlar olduk, alkol, hepsi olduk biz yani artık böyle. Çünkü bizi fiziksel olarak bitiremiyorlar. Çünkü onların en büyük taktiği o. Kendileri küçük olduğu için, bizi dövemeyecekler için, yapamayacaklar için. 3-5 çocuk gönderdiler ilk başta. Böyle böyle. Hani biz kendimiz koruma altına aldık, bir şeyler yapmaya çalıştık. Derken olay bu noktaya geldi. Artık emniyet müdürü şey yapmaya başladı. Şöyle bağırmayın, böyle yapmayın. İşte siz kimsiniz? Ben bakkal işletmiyorum. Ben emniyet müdürüyüm. Biz kale arkasına gireceğiz diyoruz. Maçtan bir gün önce kale arkası tribünü kapatılıyor. Biz inat ya. Büyük büyük pankart yapıyoruz. Burada değiliz, buradayız diyoruz. Açığa giriyoruz. Bir İstanbul Büyükşehir Belediye maçı vardı. Kırılma noktası oldu. Biz o zaman içeriye 1500 kişi girdik. Bu Denizli tribünlerinin görmediği bir de görsel şov. Kendimiz de gösterdik artık bu protokole vesaire. Oradan düğmeye basıldı. Dediler ki gençler bak bunlar palazlanıyor. Bunları siz bir önünü kesin. Böyle olmayacak. Çünkü bize diyor ki şu pankartı asamazsın. Bu pankartı asamazsın. Şöyle yapamazsın. Bir de olay şeyde koptu. Tam böyle büyüdük bir şeyler yapacağız. Tavşan deplasmanı. Gittik tavşan deplasmanına. O gün o malum olay gerçekleşti. Silahlı yani şehrin göbeğinde bizi pompalı tüfeklerle ateş ettiler. Yani 40'ın üzerinde boş kovan bulundu. 8 kişi içeri girdi. Bunların 7'si şu an tahliye edildi. Hani mahkeme süreci var. Bundan sonraki süreçte mesela 6222'den bahsetti arkadaşlarım. Ben tedbir kararı almış bir insanım yani. 6222. Şimdi başına gelmeyen insan da onun ne olduğunu bilemez. Haftada her gün 2 saatinizin sizi alıyorlar. Ya şimdi ne kursa gidebilirsin, ne okul, ne bir... O saatte sen gideceksin karakola imza atacaksın. Yani bu bambaşka bir şey. İnsanın kişisel hakkının elinden alınması ya 2 saat önemli bir haftada yani. Yazın oldu hazırlık. Bizim takım da bir haftada 5 tane hazırlık maçı yaptı. Hepsini imzaya çağırdılar. O zaman da çalışıyorum gidemedim. Böyle bir durum var. Her imza atmadığın için 500 lira ceza kesiyorlar bir de. Onun için işte mahkeme çıktık. Hakime dedim ki... Hakim bey dedim ben öğrenci adamım dedim bunu 1500 lira 3 maça imza atmamışım dedim bunu kesersen dedim ben nasıl olacak artık o şey yaptı 5 yıl içerisinde kasti bir suça karışmazsam o parayı ödemeyeceğim ertelediler. Olay oldu işte olaydan sonra bizim malum belki de YÖŞİCEP'in buraya çağrılma sebebi işte yaşasın renklerin kardeşliği onu da hani fikir babalarından biri benim yani düşün. Başımıza böyle bir olay gelmiş. Biz hani insanlara hala bir şey vermek istiyoruz. Yani temiz tribün, insanlara bir kavga şiddeti olmasın. Böyle bir şeylerle uğraşmasın. Hani Fatih abinin rahmetli olduğu gün ben kendimden geçmişim. Sanırım birçok televizyon kanalına çıktım o şeyden. Çünkü biliyorum bunları palazlandıran, besleyen Zeki Bulut. Denizli Emniyet Müdürü, eski Emniyet Müdürü. Bu adamları besliyordu yani. Emniyet Müdürü.
Ben dedim ki Zeki Bulut gelsin buraya. Bu katil, bu vurulan, çünkü o zaman daha Fatih abinin ölüm haberini de almadım. Bu yapan Zeki Bulut'tur diye. Adamlar beni aldı polisler. Polis evine götürdüler. O zaman da Zeki Bulut Denizli hasta Beşiktaşlı, Denizli kartallarıyla maç izliyor. Maçtan geldi, makam aracına indi. Sen kimsin dedi, beni ayağına çağırın dedi. Bana darp etti, yumruk attı. Yani böyle bir hali yani, anlatabiliyor musun? Futbol dedik, taraftar dedik, temiz futbol dedik. Düştüğümüz durum bak. Canımızdan sevdiğimiz abimizi vurdular. Aynı gün kendi evladım dediği, beslediği adamlar vurdu. Bir de üstüne yumruk yedik. Devlet de böyle bir şeymiş yani. Bunu gördüm yani, devletin gerçek yüzünü gördüm burada. Adamların sistemi belli. Sen bizden misin kardeşim? Evet, tamam o zaman. Yürü, ne yaparsan yap. Sana görmüşsünüzdür artık. 17 Aralık operasyonları vesaire. Bizden değil misin? O zaman sana kurşun da sıktırız biz. Yumruk da atarız. Tekme de atarız. Şöyle de yaparız, böyle de yaparız. Fethiye maçında tüm tribünleri toplamaya çalışmışız. Yaşasın renklerin kardeşi demişiz. Orada insanları bir arada getirmişiz. Cıvıl cıvıldı o gün. Onun fotoğrafları falan. Herkes gelmiş hemen hemen. O maçta bize tam 14 tane seyirden men, bu tedbir kararı çıkarıldı. Ertesi maç, çünkü artık emniyet müdürü çıldırdı yani. Biz artık dedik ya, insanın bir abisi ölünce de bazı şeyleri gözü görmüyor, biraz çıldırıyor yani. Baş kaldırınca bu sefer Bolu maçında, tam o zaman da şey oldu, 17 Aralık operasyonu. Bu şey vardı bizim tribünlerde meşhur, neyleyim işte cebimdeki milyon doları sen şampiyon olmayınca. Biz onu bir de kutu söyleyince, ayakkabı kutularını içine sokunca, hop 44 kişi daha işin içine giriyor. Biri de ben. Artık türbünün en önde gelen kemik tayfasında, işte üniversite tayfasında kim varsa verebildiklerini veriyorlar. O kadar şey ki artık yani, bütün bizim orada polis karakolu, spor bürosu, sonra spor bürosundaki herkesin telefonu beni rahatça arayabiliyorlar. Abim şöyle bir şey var, abim şöyle bir şey var, polise gelin bilmem ne. İlk olaylar çıktı. İşte yok olay Kürt-Türk olayına gelmesin bilmem ne. Dedim siz, emniyet müdürüne yardımcısına dedim. Senin derdin ne, bizim derdimiz ne arkadaş? Sen, bizim abimiz ölmüş, yaptığınız hiçbir şey yok. Siz diyorsunuz ki olay çıkmasın, şu çıkmasın, bu çıkmasın. Böyle durumlardasınız. Şimdi konudan konuya da atlıyorum. Çünkü o kadar çok şey yaşadık ki. Mahkeme süreci geldi. Fatih abinin kardeşi var, Ayhan abi. Denizli'de sürüyor aracını. Aracı kırmızı ışıkta duruyor. Ayhan Eroğlu, Fatih öldü, sıra sende. Böyle bir durum var yani. Ondan sonra Sertan abimiz, şu anki grup liderimiz, evine giderken 10-15 çocuk tarafından hani saldırı uğramaya çalışılıyor. Böyle bir durum. İflas edenler oldu. İşte belli kurumlarda çalışıp işinden olanlar oldu. Eşiyle kavga noktasına gelenler oldu ki eşinde şu an boşanma sürecine gelenler oldu. Yani bir insanların bu kadar çok kolay hayatıyla oynanıyormuş. Niye? Şu. Bu 57 gençlik, çamlıklar, yaptıkları görev ne bunların? Bakan mı geldi? Hadi bakalım. Amigoluk. Şimdi bir de öyle şeyde tribün var ya artık Türkiye'de, siyaset sadece hani tribün şeyde yok yani, statta yok. Bir de siyasi alanlar da var. Hadi bakalım şakşakçılığa. Başbakan mı geldi? Hadi bakalım şakşakçılığa. Böyle insanlar sırf onlarda hani ya iki şakşak yaptı diye insanlar ölsün, insanlar bitsin, ne hali varsa görsün. Bir de artık olayın içine girmişiz, artık okulda bile ne yapıyorsun Yeşil Cephe? Ne yapıyorsun Yeşil Cephe diyenler oldu. Herkes artık biliyor. Bir küçük enstantane de söyleyeceğim bu emniyet müdürünün durumunu. Hani ülke nasıl gelmiş? Biz konuşuyoruz ya şimdi scouting. Çoğumuz biliyor değil mi? Oyuncu gözlem, oyuncu izleme, transfer, paralar falan. Devre arasında transferleri, 10 tane transfer yapıldı. Denizli'deki Deniz Spor'un 10 tane transferini Denizli Emniyet Müdürü yaptı. Bu da umuma açık bir şeyde, kahve durağı diye bir yer var. Orada oturmuşlar. Başkan, Emniyet Müdürü, Teknik Direktör, Yardımcısı. Benim arkadaş da arıyor. Ya diyor, Antalya'dan diyor yanda kiraladınız diyor. Allah Allah, kim yaptı transferi diyor. Ya diyor işte Zeki Bulut aradı diyor Antalya Spor Başkanı'nı. Böyle böyle. Deniz Spor'un ismi tekten Deniz Spor oldu. Kayseri'li iş adamı tekten hastanesi gelmiş. Anlatıyorlar, adam diyor ki 1,5 trilyon vereceksin kardeşim. İsim tekten. Adam diyor ki ben o parayı vermem diyor. Vereceksin. Vermiyorsan Kayseri'li diyor Cumhurbaşkanı'na diyor. Ne halin varsa gör. Böyle böyle bir adam yani. Şimdi Denizli Emniyet Müdürü
Pamukkale Üniversitesi basket takımına 8 trilyonluk sponsor buldu. Deniz Spor'a transfer yaptı. Artık adam tribüne giriyordu. Şu taraftar grubu burada. Şunlar burada. Yeşil cephe aman onlar gelmesin. Şöyle böyle böyle hareketler. Şimdi dedim ki İstersen toparlayalım biraz. Çok kısa hemen toparlıyorum. Hı-hı. Ya şimdi yaşadığımız şeyler o kadar birittik. Çok kısa pasolik olayında da hemen kısa değineceğim. Burada belki de taraftar gruplar içerisinde pasolik almış olan tek taraftar grubu biziz. Bunun sebebi de aşağı yukarı 100 kişi falan. O da şöyle bir durum oldu sezon öncesi. Bunlar gitti. Şimdi bu içeriden çıkan 7 tane tahliye olan şahıs 20 gençlikle taraftar grubu buldu. Adamlar bizden önce dernek açtı. Bizden önce dernek yerine sahip oldu. Bu adamlar. Hiçbiri 6222'den şeyli değil. Gitmişler demişler ki Yeşil Cephe artık bitti. Onlar E-Bilet'e de karşı. Pasolik de almayacaklar. Siz bize pasolik verin. Siz bize para verin. Yine aynı şey döndü. Bu kadar hani şeyler yaşamışız. Belki şu an anlattığım benim %10'u. Bir kazanımlar elde etmişiz. Bu kazanımları da kaybetmek istemediğimiz için dedik ki en azından onlardan fazla sayıca fazla olarak girelim ki hani bizim burada olduğumuz bilsinler, yine çöreklenmesinler. Fatih abimiz boşuna ölmüş olmasın. Bir de maçlar bizi bir arada tutan bir şey. Dağılmayalım, dağılma durumuna gitmeyelim. Çünkü ne olacak o zaman, boşu boşuna öldü. Bunu da kimse vicdanına söyleyemez yani bizim içerisinde. İçimizde. Böyle bir durum oldu. Biz de hatta bize başkandan iki kez teklif geldi. Size 300'er tane kombine verelim. Onları da verelim. Biz dedik hayır. Artık dedik yani bizim kaybedeceğimiz bir şey kalmadı. Biz her türlü sizin karşınızda oluruz. Ne yapabiliyorsak yaparız. Kimse kombine almıyor. Kimse pasolik çıkartılmıyor. Biz kendimiz bu kadar sayıyız. Zaten Denizli'de toplam pasolik alan 1500 kişi. Biz 100-150 kişi. Dedik en azından yerimizi bilelim. Onlar gelemesin diye. Evet. Ya bitirmiş misin? Son şey söyledim. Hani çünkü bize çok tepki aldık biz. Hani niye alıyorsunuz, niye almıyorsunuz diye. En azından bunu Tabii ben sadece onu söyleyeyim dedim. Pasolik olayında da hani bizim duruşumuzu, çünkü çok tepki aldık. Çünkü işin içini bilmeyenler vardı. Ben onu söyleyeyim dedim. Benim sadece söyleyeceklerim bu kadar. Bu zamanda ayırdığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sadece durumumuzu özetlemek istemiştim. Teşekkürler size. Merhaba arkadaşlar. Ben Galatasaray Tek Yumruk Taraftar Grubu adına buradayım. Ama şunu da baştan söyleyeyim. Benim söyleyeceklerim grubu toptan bağlamaz. Herhangi bir tatsızlık olmasın diye önceden söylemek istiyorum. Çünkü bu tarz şeyleri süreç içinde yaşamışlığımız var. Böyle bir giriş yapalım. Bizim taraftar grubumuzun oluşma nedenleri, burada konuştuğumuz sorunların karşıtı bir pozisyon almak, buna karşı mücadele etmek için. Ne konuşuyoruz deminden beri? 62-22 konuşuyoruz. Deplasman yasaklarını, pankart yasaklarını, e-bileti, onun Türkiye'deki uygulaması olan şimdiki uygulaması Pasolig'i konuşuyoruz. Yüksek bilet fiyatlarından bahsediyoruz. Seyircisiz maçlar, seyircisiz tribünlerden bahsediyoruz. Ve hani şimdiye kadar pek değinilmedi ama günümüz futbolundan ben burada izleyici olarak tatmin olan biri olduğunu zannetmiyorum. Bu meselelere karşı bir konumlanma, bir mücadele için bu taraftar grubu oluşumunu arkadaşlarımız İstanbul'dan gerçekleştirmiş. Biz de buradan elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Peki ne istiyoruz biz bu yola çıkarak, neleri talep ediyoruz? Futbolun sahada oynanılan, sahada kazanılan, Sencer'in vurguladığı gibi bir oyun olarak kalması gerektiğini düşünüyoruz ve böyle olmasını talep ediyoruz. Renklerin bir arada olabilmesini, yeri geldiğinde birlikte mücadele edebilmesini, buna kardeşlik mi diyelim, yoldaşlık mı diyelim, tam karar veremiyorum ama bir arada olabilme meselesinin gerçekleştirilmesini savunuyoruz. Rakiplerimize dokunma şeklinde bir şiarımız var. Bunu deplasman yasakları için söylüyoruz. Birlikte izleyelim, karşılıklı izleyelim. Hakan abi çok güzel anlattı. Bu
şiddeti doğuran şey eşitsiz dağılım. Birbirini az görüp saldıran bir taraftar anlayışı. Buna karşıyız. Ve daha önemlisi amatör ruhla, tabii ki insanlar para kazanmasın falan demiyoruz ama daha amatör ruhla giydikleri formanın kıymetini az çok bilerek, onun değerini vermeye çalışarak oynasın istiyoruz futbolcularımız. Centilmenlik talebimiz tabii ki var ve tribünler için konuşursak da farklı seslere tahammül edilebilir bir futbol iklimi oluşturulması mücadelemiz olacak. Bizim şu an örnek aldığımız, ismini zikretmekten gurur duyduğumuz futbolcularımız var. Bir Metin Oktay gibi, bir Metin Kurt gibi oynayacak, kendini hem takımına hem emekçi olarak futbolcuların mücadelesine adayacak futbolcuları sahalarımızda görmek istiyoruz. Şimdilik bu kadar. Soru cevapta tekrar döneceğiz. Merhabalar arkadaşlar. Benim ismim Barkın. Ankara'dan geliyorum. Gençler Birliği Karakızıl Taraftar Grubu üyesiyim. Aynı zamanda Ankara'da Taraftar Hakları Dayanışma Derneği, Taraftar kısaltmasıyla. Burkal dostum ve arkadaşların İzmir'de kurduğu THD'nin bir Ankara kolu gibi diyelim hani. Biz de Ankara'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beraber ortak hareket ediyoruz. Bu yolda PASOLİK'e karşı mücadele de veriyoruz. Öncelikle böyle bir organizasyona hepimizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada bu kadar farklı renklerin bir arada oturuyor olması da beni hakikaten duygulandırıyor. Eskiden böyle bir şey, eskiden dediğimde çok da eskiden değil. 5 sene önce, 10 sene önce bu tarz olayları, bu tarz organizasyonları düşünemezdim bile. Yani çok sık olmaya başladı. Daha da fazla olmalı. Ya çünkü artık futbolu yönetenleri biliyoruz. Kulüp başkanları falan değil. Arkadaşlarımız da söyledi. Sponsorlar, yayıncı kuruluş ve devlet. Bizim de bu savaşta dik durabilmemiz için yapabileceğimiz tek şey birlikte hareket etmek. Çünkü yani birlikte olmasak biz tamamen bir içiz yani. Böyle başlamak istedim. Bir iki cümleyle Karakızıl'dan bahsetmek istiyorum. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Yaklaşık 15 senelik bir mağazaya sahibiz. İnişleriyle, çıkışlarıyla, hani fetret devri de var içinde. 2008-2009 gibi tekrar bir hareketlenme yaşadık. İşler yapmaya başladık. Gezi direnişiyle de sayımız, aktivitelerimiz, sesimiz daha gür çıkmaya başladı. Yani benim için çok önemli olan bir maçtan bahsetmek istiyorum. 31 Mayıs gecesi Ankara'da gözünü kaybeden gaz fişeğiyle Murat Özdemir kardeşimiz onun çektiği acıyı, onun yaşadıklarını duyurmak için o sezon ilk maç Akhisarspor maçıydı. Orada yaklaşık 500-600 tane diğer taraftar gruplarının da desteğiyle Gençler Birliği'nde göz bandı aldık, dağıttık herkese gururla. 90 dakika boyunca kimse futbolu düşünmedi. Kimse o gün maçı izlemedi. 3-0 yenmiştik ama 3-1 de olabilir, hatırlamıyorum. Yani o kadar önemsizdi. Yani o kadar güzel bir andı ki duygulandım. O anda hani herkes özgürlük mücadelesini dile getirdi. Yani Gençler bir tribünü hani az çok duymuşsunuz. Onların taraftarı yok. Onlar çekirdekçi falan. Ya hakikaten çok fazla taraftarımız yok. Sada gelenlerin çoğu 3 büyük takım taraftarı oluyor. Ama o gün yani herkes yani hiçbir zaman bu kadar gür çıkmamıştı Gençler Birliği'nin tribünlerinde böyle bir ses. Yani çok güzel bir gündü. İşte o günden sonra işte Karakızıl böyle buralara da çağrılmaya başladı. Hani artık ismimizi duyanlar arttı diyeyim. Biraz da PASOLİK'ten bahsetmek istiyorum. Yani PASOLİK'i artık hani tartışma çok fazla gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes biliyor. Kredi kartı, aktif bank, kimin bankası olduğunu biliyoruz. Yani müşteri yaratma amacı var tamamen. Tribün gruplarını bitirme. Bu biraz önce bahsettiğim, hepimizin bahsettiği muhalif özgürlük aykırışlarını tribünlerden silmek. İşte gitsin 15 liraya tavuk dürüm, et dönerini yesin. Gitsin akşam Lig TV'sinde maçın özetini izlesin. Şansal Büyükay dinlesin. Yani futbolu buna çevirmeye çalışıyorlar. Yani tiyatroya, sinemaya çevirmeye çalışıyorlar.
Biz de burada bir özgürlük mücadelesi veriyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Yani ne kadar becerebiliyoruz bilmiyorum ama yani becerebilecek miyiz de bilmiyorum ama işte burada DHTH'de, Ankara'da biz taraftar. Şimdi İstanbul'da da bir dernekleşmeye gidiliyor. Umarım kısa sürede onlar da aramıza katılacaklar. Savaşımıza vermeye devam edeceğiz. Yani o kadar saçma salak bir duruma geldi ki Türkiye'de spor. Yani en son işte Karşıyaka Fenerbahçe'ye basketbol maçı oldu Ankara'da. Yani tam kapasitesindir ama herhalde 10 bin kişi vardır. 13 bin mi? Yani 1200 Karşıyaka taraftarı, 1200 de Fenerbahçe taraftarına yer ayrıldı. 13 bin kişilik stat. Diğer taraftarlar kim? AK Parti gençlik kollarına verilmiş biletler davetiyle. Neden? Recep Tayyip Erdoğan maça gelecekti. Ya o da gelmedi. Ayrı mesele. Yani buna dönüştürmeye çalışıyorlar futbolu ve sporu. Biz de işte biraz da romantik yaklaşıyoruz. Yani futbol sadece 90 dakika değildir. Hayatlarımız, sokaklarımızda verdiğimiz özgürlük mücadelesini dayanışma ruhu içinde tribünlerimizde de yaşatmak istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra soracağım şekilde. Teşekkürler Barkur. Sözü Cem Dizdar'a bırakıyoruz. Şimdi. Merhabalar. Şimdi bu kadar konuşulduktan sonra çok not aldım. Benim de kafam karıştı. Ne diyeceğimi de şaşırdım doğrusu. İsterseniz bir kere sıkılıyor musunuz ya? Sıkıldınız mı acaba? Yani böyle bir hani dağıldı gibi görüyorum kitleyi de o yüzden. Bizde kitle lafı meşhurdur biliyorsun. Biliyorsunuz yani taraftarlık da bunun gibidir. Genellemeye müsait bir şeydir ve taraftar deyince birisini anlarız esasen. Öyle bir şey değildir yani. Öyle ucu bucu olmayan, karmanç olmayan bir ekiptir ama onun üzerine konuşmak kolaydır. Şimdi o kadar çok not aldım ki mesela Denizli taraftar olan arkadaşımızın anlattığını dinlemiş olsaydım ulan bu e-bilet iyi bir şey derdim. Yani ciddi bir durumun, bir olumsuzluğun meşrulaştırılması için herhalde bütün bu kavramlar kolaylıkla kullanılır kavramlardı. Çok arkadaşın söylediği bir kere hani şu değillemeler üzerinden gideyim de sonra derdimi kısaca anlatırım. Şu futbol bir kere sahada oynanan ve sahada kazanılan bir şey değildir. Çünkü bu kadar eşitsiz bir oyun eşit oynanmaz. Yani hiçbir koşulda Manchester City'yi yenmeniz sizin hangi takımı tutuyorsanız pek mümkün değildir. O nedenle Fatih Terim ya bunlar bizi bir kere tesadüfen geçmişler dedi. Yani o da rakamlarla konuşuyordu. Çünkü bu oyunun esasen eşitsiz olduğunu, güçler dengesinin her geçen gün güçler lehine ilerlediğini biliyordu. İşte yine bir kazaya uğradık. Bu da büyük tesadüftü dedi. Ama futbol öyle bir oyun. Hani bir sürü tezgahı boşa çıkarıyor aynı zamanda da. Ya da bir sürü teori diyelim, tezgah demeyelim de. Şimdi bu taraftarlık meselesi biraz nazik bir mesele ve biraz... kavramsallaşmadan uzaklaştıkça hani bir akademik ortamda konuşuyoruz ve fazlaca uçuşan kaçışan deyimler kullanıyoruz. Bir kavramın içini doldurmak için bir kavramı anlamak için bir durumu anlamak için bir metoda sahip olmamız gerekiyor. Bir laboratuvarımız olması gerekiyor. Belirli veriler olması gerekiyor elimizde. Biz şimdi burada dinlediğim her şey küçücük saydığım benim, işte ben de hatırı sayılır bir yaştayım. Küçücük saydığımız grupların genele şamil edilmiş halleri gibi geldi bana. O yüzden de evet böyle de sunulabilir. Bunu da böyle anlıyoruz ama yani böyle bir şey değil bu taraftarlık meselesi. Şimdi Hakan biraz kombine meselesini anlattı ama kombine meselesi bence küçük taraftar gruplarını oyunun dışında bırakmak, sistemin dışına atmak değil. Belki de tam tersine biraz sistemin sterilizasyonu ve oyunun soylulaştırılmasıyla ilgili bir şeydir. Kombineyi sattıkça ve paraları yükselttikçe stadyumlara girebilecek insan profilini değiştirirsiniz. Ve bu doğal olarak sizin yapmak istediğiniz, eğer hedeflediğiniz şey yani muhalif hareketleri, bilemiyorum stadyumda insanlar ne kadar muhalif olabiliyorlar. Biraz bu durumun da kendi adıma abartılarak dile getirildiğini düşünüyorum. Eğer onu yapmak istiyorsanız yani oradaki muhalif grupları oyunun dışına itmek istiyorsanız bundan daha iyi bir formül bulamazsınız ama bu da zaten bilinçli bir politika değil. Esasen bu işte liberal ve devamındaki neoliberal dönemin devam ettirdiği bir tür soylulaştırma harekatı işte onu kentsel dönüşüm projesiyle rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eski oturduğunuz mahalleler varsa benim gibi işte
orta boy iki katlı evlerin bulunduğu mahallelerde yaşayanlar, onların şimdi artık olmadığını, büyük siteler tarafından işgal edildiğini, orada yaşayan ve oralarda yaşamak zorunda kalan insanların profillerin hızla değiştiğini görürsünüz. Şimdi stadyumlar hayatımızın farklı alanlarındaki iktidar saldırılarından bağımsız değillerdir. Yani bu yani bizzat onun kendisidir esasen. Yani o bir yerde bir şey yaparken öbür tarafta farklı bir şey yapmaz. Orada ne yapıyorsa, genel olarak hayat için ne düşünüyorsa, nasıl bir tasavvuru varsa, hepimizi nasıl bir dünyaya hapsetmek istiyorsa, stadyumda da buna benzer şeyler yapılıyor. Haliyle de bütün bu taraftarlık meselesinin itirazları çok haklı ve çok iyi bir kaldıraç. Ama tek başına meseleyi anlamak için yeterli veriyi bize veriyor mu? Ben emin değilim. Çünkü mesela dışarıda arkadaşlara, değişik taraftar gruplarından arkadaşlara kulak misafir olduğumda hala işin içinde işin esası olan şeyler vardı. Sonuçta taraftarlık bir gerilim halidir. Biz o takımı tutmayız. Yani tutmadığımız için de onu sevmeyiz. Çok basittir yani. Yani kanımızı kolumu kessen şu renk akar, bu renk akar dediğimiz şeye karşılık gelen bir durumdur. Öteki takımı sevmezsin. Şimdi bu artık giderilebilir bir şey değildir. Takımın yendiğinde çok sevinirsin. Öteki takımı, hiç alakasız bir takım yendiğinde de çok sevinirsin. Yani tutmadığın takımı. Şimdi bunlar çok hani insanın tinsel dünyasına dair, ruhuna dair şeyler ve hani kolaylıkla bu işin içinden çekip çıkarılıp bir tarifin içine, bir hani bir kabın içine dökülür de oradan bir heykelcik, hepimizin ortak olarak anlaşabileceği üzerinde bir heykelcik çıkar mı? Doğrusunu isterseniz yani bunca okumalarıma, dinlemelerime, bir sürü yani epey bir de taraftar tanımama rağmen ben pek emin değilim. O nedenle ben böyle anlaşılamaz bu taraftarlık meselesi diyorum. E-bilet meselesi de sadece bu meselenin yanlarından bir tanesidir. Şimdi işte o malum banka, iktidarın Gezi Parkı sonrasındaki hali, tavrı biliyorsunuz. E-bilet tasarımı esasen Gezi Parkı'ndan çok önce devlet tarafından düşünülmüş, taşınılmıştı. Bence tam da o hayatı tarif ettikleri biçime uydurmak için stadyumları, işte Beşiktaş Stadı'nın yıkılması da yıkılmasının temelinde olan şey de odur. Yani bir tür soylulaştırma faaliyeti, bir tür zenginlerin oynayıp yerinde izlediği, diğerlerinin televizyon karşısında reklamlara ve işte türlü çeşitli algı operasyonlarına muhatap olduğu bir tasarımdır. Bu bizim için böyleyse o kadar korkacak bir şey yok. Arsenal taraftarları, Tottenham taraftarları, Bayern Münih taraftarları içinde aynı durum. Yani dünyanın genelinde ne oluyorsa 3 aşağı 5 yukarı burada olan şey de böyledir. Yani yeni doğmuş bir Real Madridli babanın evladı doğduğu gün Real Madrid'in doğal üyesidir ve bilmem kaç yıl sonra o kombineyi almaya hak kazanmaktadır. Yani işte birisi tribünden hayatını kaybederse onun yerine alacak insan doğum hakkını kullanır. Tabii ikinci belirleyen de kombine fiyatları yükseldikçe kimler onu alabilmektedir. Yani hayattaki doğal eleme, hani bir kentin merkezini düşünelim. İşte bu İzmir'i çok bilmediğim için söylüyorum. Buradaki böyle hani İzmir'in ileri gelenlerinin, kalbur üstü insanlarının, gelir grubu olarak yüksek olanların yaşadığı yer neresiyse, işte dış çeperler kentten uzaklaştıkça, otobüslerle ve minibüslerle ulaştıkça oralarda yaşayan insanlara dönmektedir. İstenir ki bütün oyunlardan ve hayatın bütün zenginliklerinden insanlar, kimler yararlanıyorsa toplumda, toplumun bütünü de öyle organize olsun. Şimdi tribünler de bundan ayrılamaz. Yani stadyum dediğiniz yerde bundan ayrılamaz. O nedenle ısrar ederler ki yeni tribünye yeni stad yapalım. Yani hayatını Dolmabahçe Sarayı, Dolmabahçe Camii ve önündeki Saat Kulesi ile geçirmiş olan, hatta onlardan daha genç olan İnönü Stadı'nın yıkılma gerekçesi de budur esasen. Böyle ikna edilir. Bizim daha büyük bir stadyuma ihtiyacımız var denir. Var mıdır? Emin değilim. Yani işte yaklaşık 20-25 senedir ben o stadyuma her sezonda bir maç kaçırmak, iki maç kaçırmak koşuluyla gitmişimdir. Öyle dolan, ağzına kadar dolup dolup boşalan bir stad da değildir. Ama ikna edilir insanlar. Şimdi tıpkı e-bilete ikna edilmesi gibi toplumun. Şimdi acaba tabii oradaki temel sorun şu. Bu e-bilet meselesinin ardından stadyumlara gitmemeler, e-bilet meselesine toplumun gösterdiği reaksiyon mu?
Yani bu kendisini taraftar olarak tarif eden taraftar gruplarının öncülüğünü yaptığı bir sosyal hareket mi? Yoksa zaten bir tür bıkkınlığa da aynı zamanda denk gelmiş bir şey mi? Mesela ben bunun da çok ayrımını yapabilmiş birisi değilim. Yani zamanlamadan emin değilim. Çünkü e-bilet yokken de işte çeşitli iş güç vesilesiyle Anadolu'nun çeşitli yerlerine ve de yaşadığım bölge olan Karadeniz'e sıklıkla giden birisiyim. Geçmiş yıllarda da orada oyuna o kadar yüksek ilginin olmadığını görüyordum. İşte Samsun Spor maçlarına her gittiğimde varsa maçı giderdim. 5-7 bin kişi arasında bir kalabalıktı ki ben yani çocukluğumda oralarda defalarca maç seyretmiş birisiyim. Yani neredeyse stat hani küçük boşluklarla dolardı. Nedeni şu diye düşünüyorum. Bunu da Mehmet Demirkol'dan ve Uğur Meleke'nin geçen haftalardaki e-bilet tartışmasındaki kavramından çıkardım. Hayat çok gelişti ve çeşitlendi. İnsanların ilgi alanları ve seyirlik meseleleri çoğaldı. Onlar şöyle tarif ettiler işi. Yani ikisinin de genel olarak hayattaki ve futbolu tarif ederkenki çok kavramsallaştırmalarına ve tanımlarına katılmam. İşte insanlar hafta sonları maça gitmek yerine AVM'ye, çocuklarıyla AVM'ye gitmeyi tercih ediyorlar. Şimdi kabul edelim ki bu oyun böyle bir aile oyunu değil. Yani ailelerin el ele tutuşup gittikleri ve oturup bir piknik tadında izledikleri bir şey değil de olamaz yani. Antropolojisine uygun değil. Yani herhalde Hakan başlarken anlattı. Tam da hatırlamıyorum. Belki de arkadaşımız anlattır. Bu şu işçi sınıfı meselesi. Yani bu paçayı sıvayıp oynanan bir şey bu. Şimdi oyun oynanan bir şey olmaktan izlenen bir şeye evrildikten sonraki bu birileri tarafından yani bilinçli olarak yapılmadı. İşte ne yazık ki reklamlar, televizyon, Hakan'ın radyosu biraz böyleydi. Hepimizi bir tür alışveriş nesnesi haline getirdi. Yani insanlar özne olmaktan çıktılar, birer nesneleştiler. Tüketmiyorsan yoksuna döndü bütün mesele. Haliyle de oyun o bizim tarif ettiğimiz, bizim işte belki benim yaşımdaki insanların hem anlamını verdiği hem de kendi anlamını bulduğu şey olmaktan çıktı. Bu artık başka bir şey. Başka bir şey üzerinde konuşuyoruz. Haliyle de tarihsel olarak geçmişte kalmış bir şeyi bugün tarihsel olarak geçmişteki kavramlarla anlamaya ve açıklamaya çalışıyoruz ve bence de büyük çelişki burada baş gösteriyor. Yani bizim şimdi üzerinde konuştuğumuz oyun esasen ben, Hakan, belki Taceddin'in yaşındaki insanların, çoğumuz belki Beşiktaş'ı tutuyoruzdur, neden olduğunu bilmiyorum. Bizim yaşımızdaki insanların tarif ettiği şey değil bu. Çünkü hani bir ırmakta iki kere yıkanılmıyor. O oyunla yani 1930'larda, 40'larda, 50'lerde, 60'larda, 70'lerde oynanan oyunla bugün oynanan şey aynılık göstermiyor. Bugün başka bir şeyden söz etmemiz gerekiyor. Haliyle de tariflerimiz, kavramsallaştırmamız, analizlerimiz bugünkü gerçeklikten kopmadan olmak zorunda diye düşünüyorum. Evet, romantizm olmadan hayat yaşanmıyor. Bir kadına ya da bir erkeğe ilgi duymadan hala insanlık kendisini eviremiyor, geliştiremiyor. Hala bir baktığımızda aşık olduğumuzu sanıyoruz. Artık sanıyoruz. Geçmişte belki oluyoruz da ama bugün biraz televizyonun işte magazin kodlarının gösterdiği şeyler üzerinden kendi hayatımızda tarif ediyoruz. Aşk olduğumuzu zannediyoruz. O şarkıyı çok beğendiğimizi zannediyoruz ama hala Avni Anıl'dan kopamıyor bizim yaşımızdakiler. Dönüp dönüp Avni Anıl dinliyorsun. Şimdiki uçarı kaçarılık geçmişte olmadığı gibi, yani geçmişin kalıcılığı biraz belki kıymetiyle, sağlamlığıyla, betonarmesiyle ilgili bir şey. Geçmişteki yani gücü, Neşet Ertaş'ın gücü halk kültüründen, büyük kalabalık kültüründen besleniyor olmasıyla ilgili. Şimdi daha yapıntı ve üretilmiş, imal edilmiş kavramlar ve motifler üzerinden hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. O nedenle üniversitelere gidiyorum. Yani genellikle üniversitelere gitmeye özen gösteriyorum ama çok temel bir şeyin olmadığını görüyorum. Yani burada hocalar da kuşkusuz ki vardır. Çok temel bir şey eksik üniversitelerde gittiğimde. Ya soru yok. Yani insanı kaygılandıran, beni ya hakikaten bu ilginç bir şeydi, değişik bir soruydu. Bunu hiç düşünmemiştim. Gideyim şuna, şu kitaplarda bir indireyim,
birileriyle konuşayım, birine telefon açayım dedirtecek sorusu yok. Şimdi hayatın sorusu olmayınca bir şeyi anlamak, anlamlandırmak, onun içini istediği gibi doldurmak da biraz zorlaşıyor. Haliyle taraftarlığı ben biraz buradaki konuşmalarda da bir tür menkıbe haline getirildiğini, hani biraz eskiden hani işte arkadaşımdır Taceddin, eskiden hani bir pehlivan tefrikaları vardı. Biraz böyle tarif edildiğini düşünüyorum. Bu yaratıcı ve ilerletici bir şey. Hani içinde bu tür donelerin olması kuşkusuz ki, ama bu bizim doğru gerçeği doğru kavramamıza da sanki ve anlamamıza da biraz engel olacak gibi. Mesela çok tedirginlik taşıdığım bir şey bu Gezi Parkı'yla özdeşleştirilmesi bütün bu sürecin. Ya onun içinde bambaşka dinamikler var. Evet, bugün e-bilet ve taraftarlık meselesi konuşuyoruz. Taraftarlık hakları konuşuyoruz ama ya benim gönlümden geçen burada bütün bu başlığın altını dolduracak bir tane hukukçunun olmasıydı. Yani taraftar hakkı olarak ben kimim, haklarım nelerdir, haklarımı nasıl savunabilirim ve bir konuda nasıl itiraz edebilirim? Şimdi buna dair bir hukukçu konuşsaydı daha çok şey öğrenirdik hepimiz diye düşünüyorum. Kapıda biraz konuştuk, hemen bağlayayım. 10 en pahalısı 14 liraya, 15 liraya mal olan formaların, takım formalarının nasıl olup da 140 liraya satılabildiğini ve buna bir itiraz mekanizmasının, hani bütün bu serbest piyasa ekonomisi içerisinde bir itiraz mekanizmasının olup olmadığını, hani bunu bir işte avukattır Taceddin bilmem ticaret mahkemesinde buna taraftar grupları itiraz edebilir şu yöntemle diyecek, yani metodu gösterecek, sistemin işleyiş mantığını anlatabilecek birileri olsaydı sanki daha çok şey öğrenirdik. Çünkü burada konuştuğumuz, şimdi benim anlattığım şeyde 3 aşağı 5 yukarı burada dinleyen herkesin kıyısından köşesinden bildiği şeylerdir. Haliyle başlıkların altını doldurmak için o işin sanki ehline ulaşmak daha iyi olurdu. Bilemiyorum, katılan var mıdır? Yani burada bir hukukçu konuşsaydı biz hakkımızı nasıl savunurduk? Mesela Beşiktaş bu hafta Ankara'da oynayacak maçını. Ve şöyle bir iddiada bulundu Beşiktaş tribünü yöneticileri. Dedi ki yani gidin orada biletinizi alın kombine sahipleri olarak, sonra getirin biz o biletlerin parasını size vereceğiz. Yani bana sorulursa Beşiktaş taraftarıyla, kombine almış taraftarıyla yönetim arasındaki mutabakat bu sözleşmeye bağlı kalmayarak bozulmuştur. Başka bir şehre o maçlar götürüldüğü için. Şimdi mesela bütün bunu aydınlatacak bir mesele, yani bir hukukçu bakışı, hukukçu icraatı, ne denir hukukta, ne deniyor, hani eski içtihatı, değil mi? Bir içtihat oluşturabilseydik burada, o zaman e-bilet tartışmasında ve diyelim ki sistemin geriletilmesinde, e-biletten vazgeçilmesinde ya da bundan sonra insanlara e-bilet türü dayatmaların yapılmamasında sanki bir gedik bulabilirdik diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi sadece şimdi hepimiz sanılarımızla içini doğru olarak doldurduğumuzdan hepimizin emin olmadığı şeylerle, kendim için de söylüyorum bunu, emin olmadığımız şeylerle konuşuyoruz gibi geliyor. O nedenle bu taraftarlık meselesi nazik bir meseledir diyerek kolay anlaşa, yani kamyon arkası yazısıdır sanki. Yani niye kamyoncunun o yazıyı yazdığını bilemeyiz. Bir talimhanede aksesuar satan bir abimizin söylediğiydi. Bir dergiye dosya hazırlıyoruz. Ben aynı zamanda epey bir gazetecilik de yapmış birisiyim. Ya niye insanlar, o zaman CD, kompakt disk yeni çıkmış. Niye insan arabacılar aynalarının oraya bunu takarlar misinayla? Hani böyle dönerdi eskiden o CD camın önüne. Abi çok güzel bir şey söyledi. Yorma kafanı dedi ya, sen anlayamazsın bu mevzuyu. Yani çok netti yani. Benim anlamam imkansızdı çünkü başka bir hayattan geliyordum. Onu anlamak, hani kamyonun arkasına bu söz niye yazılır gibi bir şey. O nedenle taraftarlığı anlamaya uğraşıyoruz. Ama eğer başlık haklar ve hukuk meselesi ise sanki burada bizlerden biraz daha ehil bu meselelere sahip birinin oturması, hani akademik disiplin açısından da iyi olurdu diye düşünüyorum. Merhaba herkese.
Yani bir vakıf üniversitesinde bu tür bir etkinin yapılabilmesi hakikaten güzel ve takdir edilesi bir şey. Çünkü mevcut vakıf üniversitelerinin artık giderek eğitim ticarileştirmesi ve ne diyeyim halkla arasındaki bağın kopuk olmasına bakarsak yani bir vakıf üniversitesinde taraftarlığın ve taraftar kültürünün bu denli tartışabilmesi hakikaten güzel ve takdire şayan bir şey. Sadece bu oturum içinde değil, yani bizden önceki ya da dünkü oturumlara falan baktığımda ben şöyle bir listeye baktığımda çok değerli gazeteci isimler de ya da yazar isimler de buradaymış. Onların da burada çıkıp konuşabilmesi güzel bir şey. O anlamda İzmir Ekonomi Üniversitesi farklı bir, benim aklımda farklı bir üniversite modeli çizdi. Yani bu tür bir söz hakkına verebilmesi ya da veriyorsa da iyi yapıyor. Umarım devamını getirir bunu. Ayrıca medya iletişim kulübü sanırım ya da medya kulübüydü. İsmini hatırlayamadım tam olarak ya da söyleyemedim. Kusura bakmasın arkadaşlar. Böyle bir etkinliği organize ettikleri için iyi bir iş yapmışlar. Umarım ileriki dönemlerde de benzer bir şekilde bunları devam ettirip yarın bir gün medya sektörüne girip bu tür işleri yapmaya ya da medyayı bu şekilde yorumlamaya ya da görmeye devam ederler diye bir temennide bulayım. Ama bir eleştirim de şöyle bir şey, taraftar kültürü konuşulacaksa bunun başka bir mekanda, başka bir zamanda ya da başka bir formatta konuşulması daha uygun olurdu. İşte medya günleri yapılıyorsa medya günlerinde yani taraftar futbol içerisindeki işte futbol adamları, bunun işte sporcular, işte kulüp yönetimleri, işte federasyon yöneticileri, siyasetçiler, taraftar, medya, çok farklı unsurları vardır futbolun. Taraftar bunların unsurlardan biri. Bir diğeri de medya. Bunu ortak zeminde tartışabiliriz. Bunu İstanbul'daki taraftar forumunda yapmıştık. Medya taraftar ilişkisi nasıl olmalıdır? Medyanın taraftarla arasındaki bağ nedir? Ya da taraftar nasıl bir medya görüyor? Ya da görmek istediği medya nasıl bir şey? Bunu tartışmıştık İstanbul'da. Öyle bir şey yapılsaydı daha iyi olurdu. Çünkü taraftarlık, yani burada tartışılıyor. Çok önemli şeyler de söylendi. Hepsini not aldım. İleriki zamanlarda da farklı ortamlar dile getirmek, hatta bunu işte yazıya da dökmek için not aldım arkadaşlar söyledikleri. Çünkü yani bir kombine meselesi, taraftar kart meselesinden işte pasörlüğe nasıl gelindiğini işte halkın takımın arkadaşım çok iyi anlattı. Diğer taraftan işte izlen bir yerel taraftar deneyimini, işte taraftar grubu deneyiminin başından geçenleri çok iyi anlattı ve bu ölümle biten bir olay, çok ciddi bir olay. Diğer taraftan işte Fenerbahçe arkadaş da yani bir işte pasörlüğe verdiği mücadelesinde bir medya organı tarafından nasıl sansürlendiğini ve bunun açıklaması nasıl yapılamadığını çok iyi anlattı. Yani böyle bir formatta konuşulsaydı daha iyi olabilirdi ama taraftar konuşulacaksa önerim başka bir zamanda başka bir formatta yapmanız daha iyi olur. Çünkü ikisini birbirine ya karıştıracaksınız ya da ayrı tutacaksınız. Buradaki gördüğüm ne tam karıştı ne ayrı tutulabildi. Bu da bir eleştirimdi. Kısaca taraftar kültürü üzerine birkaç şey söylemek gerekirse, taraftar dediğimiz futbolla yani birkaç defa işte iletişimi olan ya da ilişkisi olan, birkaç maçı izleyen, bunu statta ya da televizyonda ya da başka bir radyoda dinleyebilir, İlişkisi olan herkesin bu kültüre dair söyleyecek mutlaka bir şeyi vardır. İşte 20 sene önceden bir maç hatırası vardı. 90'da atılan golü hatırlar ya da arkadaşlarla maç öncesinde gittiği bir yerde yediklerini, içtiklerini hatırlar ya da tribüne yediği dayağı hatırlar. Yani taraftar kültüründen herkes bir şey söyleyebilir. Bu kültürü var eden milyonlarca insan var. Yani buradaki sadece 5-6 kişi bu kültürün işte çok küçük parçalarından biridir. Ve hepsinde yaşadıkları kendi özel hayatına dair ya da özel taraftar deneyimlerine dair yaşadıklarıdır. Yani taraftar kültürü tartışılabilir ama akademik anlamda ya da kutsal anlamda tartışmalarsa daha derinlemesine yapılması gerekmedi şu şartlarda. Özellikle bu dönemde. Çünkü yani taraftar hakları dediğimiz işte iki tane dernek var. Biri Ankara'da, biri de İzmir'de. Taraftar hakları artık aslında hayatın diğer anlamdaki ya da diğer yaşam alanlarındaki haklarımızla beraber savunulması gereken şeylerden biri. İşte Cem abi örnek verdi. 10 lira, 14 liraya mal edilen bir forma nasıl 140 lira satılır? Bu taraftar haklarını irdelemesi gereken meselelerden biri. Ya da tribüne gitmek için işte taraftarı olduğu takımın maçını statta izlemesi için işte bir bankaya nasıl işte senelik bir aidat vermesi gerekiyor ya da kişisel bilgiler nasıl devlete ya da özel şirketlere vermesi gerekiyor ya da gerekmiyor. Bunların hepsi taraftar haklarının içerisine dahil olan bir şeyler. Bunu da ileriki dönemlerde herhalde dün Burkal'la da konuştuğumuzda, Taraftar Hakları Derneği Başkanı Aklıç'la konuştuğumuzda İzmir'de önümüzdeki dönemde bir taraftar, akademik bir taraftar sempozumu yapılması düşünülüyor. Bunun içerisinde de işte dediğim Cem abinin önerdiği kutçuların da yer alabileceği, akademisyenlerin de yer alabileceği, futbolun ya da taraftarlığın sosyolojisine, işte felsefesine ve ekonomik işte niteliklerine de bakılabileceği bir sempozyum yapılacak mı sanırım ya da en azından planlanıyor. Orada hepsi tartışılacaktı. Ben işte medya kulübünün düzenlediği bir etkinlik olması nedeniyle kısaca medya üzerine birkaç şey söyleyeyim. Yani ben aslında bir iletişimci değilim.
aldığım eğitim işte Cevabı Üniversitesi'de edebiyat eğitimi almıştım. Sonrasında işte öğretmenlikle beraber başka işler de yaparken yolumuz bir şekilde medyaya geçti. İşte bilenler mutlaka hatırlıyordu. İşte Hayat TV'de Diren Futbol isimli gezi sonrasında bir program yapmıştık. Yaklaşık işte Dünya Kupası'na dahil 70 program falan sürmüştü. Bugün bu masada olan arkadaşların hepsi, yani bizzat onlar olmasa bile mutlaka bu yaşadıkları hikayeleri Diren Futbol'da bir sene boyunca yer verilmişti. İşte İzlen konuk ettiğimiz arkadaşların biriydi. İşte Burkal'ı konuk etmiştik. İşte Cem abi taraftar kimliğinden ayrı olarak işte spor yazarı kimliğiyle konuk olmuştu. İşte Çağrıştan arkadaşlar konuk olmuştuk. Ara Kızıl'dan da olmuştu. Hepsini yer veren bir televizyon programı yapmaya çalışmıştık. Hayat TV gibi ana akım medyanın dışında kalan ve işte reklamsız ya da sponsorsuz yürüyen, kendi imkanlarıyla gerçekleri insanlara aktarmaya çalışan bir mecrada futbolun da konuşulabileceği işte formatı ancak Diren Futbol formatı oluyordu. Ve bir senede bu arkadaşların hepsine ya da benzer sorunlara yer verdikçe ana akım medyadaki o televizyon kültürünü ya da spor kültürünü daha iyi irdeleme fırsatı buldum. Zamanında işte gençlik çağından sonraki işte dönemde sanırım üniversite döneminden itibaren işte Telegol, işte Stadyum ya da benzeri maraton gibi programları izlemeyi bırakmıştım artık. Bana bir katkısı olmadı ya da verecek bir şey olmadığı için bırakmıştım, izlemeyi bırakmıştım. Kendim alternatifini yapmaya çalıştıktan sonra gerçekten alternatif yapıldığı anlamda bu ana akım medyadaki işte dayatılan ya da işte üzerimize boca edilen spor programlarının ne kadar gereksiz olduğu ve anlamsız olduğu daha fazla benim gözüme çarptı ve daha fazla anlamama neden oldu. Yani medya, dediğim gibi başta saydığım unsurlardan biriydi. Futbol kültürünün unsurlarından biri ve futbolun bir sonraki kuşaklara aktarılması için ya da mevcut zamanda yaşayanlara aktarılması için önemli araçlardan biri. Ve sistemi her zaman içerisinde yer alıp sistemi yeniden üreten unsurlardan biri. Ve aynı zamanda da işte burada işte medya ya da iletişim fakültesinden ileriki zamanlarda medyada yer alacak arkadaşlar varsa güvencesiz çalışma koşulları olduğu ve en sertin yaşandığı alanlardan biri. Belki kendimin yer aldığı işte Hayat TV, Evrensel, işte Bir Gün gibi mecralarda bu tür güvencesizler yaşanmıyor olabilir ve gönüllü çalışma daha fazla olabilir ama ana akım medyada izlediklerimiz ve gördüklerimiz ve ilerisi için iletişimcilerin, özellikle gazetecilerin yaşayacaklarını daha net göstergesi ve onlara işte toz pembe sunulan işte iletişim ya da medya alanının çok da gerçekçi olmadığının bir göstergesi. Şöyle bir somutlamaya uğraşırsam eğer, birkaç yıl önce belki dikkatinizi çekmişse Galatasaray Spor Kulübü'nün kapısında bir Galatasaray muhabiri sıkışarak öldü. Sadece haber almak için, işte haber, işte gazetesine haber iletmek için Galatasaray Kulübü'nün kapısında, yani kale kapısı gibi olan bir kapıda bekleyen spor muhabiri içeri bakarken ya da içeride ne olup bittiğini öğrenmek isterken kapıya sıkışarak öldü. Yani iş kazalarının ya da iş cinayetlerinin diyeyim sıkça yaşandığı ülkede bunun özelliği nedir? Sadece bir medya çalışanının bu şekilde yaşamış olması. Ama haber almak için işte kale gibi, kale kapısı gibi kapının önünde bekletilen, umursanmayan, hor görülen bir insanın içeri bakmaya çalıştığı anda bile kapıya sıkışarak ölmesi, yani medyanın ya da muhabirlerin bugünkü çalışma koşullarının en somut göstergesi herhalde. Sadece bununla da bitmiyor. Sonrasında Gazeteciler Sendikası da Mustafa Kuleli var. Genel sekreter arkadaşım o aramıştı. Bununla ilgili ne yapılabilir ya da ne söylenebilir diye. Ya muhabirlerin artık ya bu konuya örgütlü bir tepki verilmesi gerektiğini karşılıklı konuşurken artık yani sokağa çıkıp ya da başka bir alanda bir arada durup bunun net bir somut bir tepkisinin örgütlenmesi gerektiğini söylemiştim. Galatasaray Lisesi önünde bir eylem yapıldı bununla ilgili. Eylem basın açıklaması formatında bir şeydi. Gelen muhabir sayısı ve özellikle de şey demiştik ya, spor muhabirleri bunları yaşıyor. Bu şartlarda spor muhabirleri sahada çalışıyor. Onların ön planda olması daha önemli. İşte spor yazarları desteğe gelebilir, işte editörler desteğe gelebilir ama spor muhabirleri orada olursa ileriki dönemde benzer sorunlar yaşamaması için işte verecekleri tepkiyi daha net ortaya koyabilir demiştik. Ve medyadaki ana akım medya ve işte diğer alternatif medya dahil olmak üzere bütün işte gazetelerin, televizyonların, spor muhabirlerine birebir ulaşıldı. İşte isimleri tek tek sıralanabilir, işte listesi var. Hepsine tek tek ulaşıldı ve eylem hakkında bilgi verildi. İşte bunlar anlatılan senin hikayendir ve yaşadığında sen yaşıyorsun, biz değil denilerek söylendi ama eyleme giren toplam kişi sayısı 8'di. Ve bunun da 5 tanesi
işte dışarıdan desteğe gelen, işte spor yazarı, akademisyen, sendikacı falan. Yani bir kapıda sıkışarak ölen bir mesleği yapan insanların yaşadıkları sorunlara tepki gösterememesi ya da tepki gösteremeyecek nedene duruma gelmesi aslında medyanın da acı halini göstergelerinden biri. Yani birkaç gün önce yaşanan başka bir örneği daha vererek toparlamaya çalışayım. Fatih Terim işte Gökhan Töre meselesi var. İşte sporda şiddet burada tartışıldı az önce arkadaşlar da bahsetti. 6.222 oldu yasayı. Ve sporda şiddetin unsur olarak hep taraftar öne sürülüyor. Taraftar gösteriliyor ve medya üzerinden bu sürekli insanlara gösteriliyor. İşte Beşiktaş futbolcu Gökhan Töre bir meseleden dolayı başka bir işte takım arkadaşının ağzına silah dayamış. Yani tribüne şimdiye kadar tribüne gitmiş gelmiş olan insan hiçbiri tribünde bir taraftarın başka bir taraftarın ağzına silah dayadığını görmemiştir. Belki dışarıda yaşanmış olabilir böyle bir şeyler ama tribünde bunu görmemiştir. Ve işte yasalarla sınırlanmak isteyen tribün kültüründe olmayan bir şeyi bir futbolcunun başka bir futbolcuya yapmasını bir hoca, bu da işte Türkiye Milli Takım hocası sahiplendi ve bunu gündeme getiren işte gazeteci de muhabire de hasta mısın diyerek bir tepki gösterdi. Yani gazetecinin görevi nedir? Bir olay varsa ya da açıklanamayan belli bir alanı varsa bunu işte gün yüzüne çıkarmak ya da bununla ilgili okuyucusuna bilgi vermektir. Gazeteci görevini yaparken işte Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim hasta mısın diye gazeteci tepki gösteriyor. Ve sonrasında işte Letonya'da da benzer bir Letonyalı gazeteciye bir tepki gösterir sanırım. İşte gazetecinin durumunu işte anlatmak için birkaç örnekten biriydi bu. Bence iletişimciler, eğer gazeteciler ya da iletişim fakültesi öğrencileri ileride medyada bu şekilde muhabir, editör ya da başka bir görevde yer almak istiyorsa bence kendi sorumluluğuna dair ya da kendi geleceğine dair tartışmalar yapması burada daha faydalı olacaktır. Çünkü taraftar kültürünü işte İzmir'de bir Karşıyaka maçına giderek, bir Altay maçına giderek bizzat yaşayarak öğrenebilirsiniz. Oradaki deneyimlerin de o tribünde yer alan ya da tribün çevresindeki işte taraftar ilişkisinde bulunan insanlardan birebir anlatarak, anlatmasını isteyerek öğrenebilirsiniz ama kendi geleceklerine dair işte sorunlarını ya da tasavvurlarını burada tartışması ya da bunu konuşarak bir şeyler yapması bence daha anlamlı olurdu. Umarım bir dahaki sene yapılırsa formatı bu şekilde düzenlenir ve buna göre işte biz ya da başkası gelip aklımızdan geçeni ya da söylemek istediğimizi söyleriz. Şimdilik benim söyleyeceğim de bu kadar. Teşekkürler Fatih. 3 Temmuz tarihlerinde biz Taraftar Hakları Derneği olarak İstanbul'da bir sempozyum düzenledik. Bu sempozyumda spor hukukçuları, akademisyenler, medya çalışanları, taraftar grupları, kulüp yöneticileri olmak üzere sporda yani futbolumuzda söz sahibi olan tüm paydaşlarla beraber farklı bir futbol iklimi yaratabilir miyiz? Başka bir tribün mümkün mü? Başka bir farklı bir futbol mümkün mü? Bunun cevabını aramıştık ve çok güzel kazanımlarla ayrılmıştık sempozyumdan. Şimdi baktığınız zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nun içerisinde taraftarlar için oynanan bir oyun bu futbol. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun içerisinde taraftar kelimesi sadece profesyonel futbol disiplin kurulu kararlarında geçiyor. Yani taraftarlara yönelik iyileştirmeye, oyunu güzelleştirmeye yönelik hiçbir faaliyeti yok Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Bununla ilgili işte yasalar çıkartılıyor, e-bilet uygulamaları düzenleniyor. İşte 6.222 sayılı yasa sporda şiddetin önlenmesi hakkında yazılan bir yasa. Ancak bir tek taraftarlara uygulanıyor nedense. E-bilet sadece bunun içerisinde bir enstrüman. Bu yasanın uygulanması için bir enstrüman. Yani asıl buzdağının ta kendisi 6.222. Bunu ortaya koymak lazım. Cem Dizdar çok güzel bir noktaya temas etti. Spor hukukçusu olması gerekirdi burada. Daha net cevaplar bulabilirdik dedi. Ne yazık ki böyle. Çünkü artık futbol izlemek bir suç. Futbol da başlı başına bir adli vaka oldu ülkemizde. Yani adam kartını alıyor. Pasolik almış, kartını almış. İşte maça gidiyor. Sistem kartını görmüyor. Maça giremiyor. Yani biletini almış, parasını ödemiş. Maça giremiyor. Baktığımız zaman Barkın Ankara'da taraftar içerisinde taraftarın başkanı Kemal Ulusoy bir avukat Pasolik'le dair davayı açan da taraftar. Bizim içerimizde de avukat arkadaşlarımız var. Bu konuyla ilgili bize ulaşan taraftarlara gerekli hukuki desteği vermeye çalışıyoruz. Bize ulaşmaları gerekiyor tabii bunun için öncelikle.
Ancak baktığınız zaman ülkede ya futbolun güzelleştirilmesine yönelik en ufak bir şey yok ve bir yandan da taraftarlar müşteri olarak görülüyor. Yine söylüyoruz yani eğer futbolu güzelleştirmek istiyorsak, yani marka değeri çok sevimli bir kelime olarak gelmiyor bana ama marka değerini yükseltmek istiyorsak mutlaka taraftarları işin içerisine sokmamız gerekiyor. O taraftarların ortak aklını devreye sokmamız gerekiyor. Bakıyorsunuz Almanya geçen sene Dünya Kupası'nı kazanan, geçen Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'ya bakıyorsunuz. Orada taraftarlar içerideki sosislerin kaç paraya satılacağından maç biletinin ne kadar olacağına kadar kulüplerinin taraftar politikalarında söz sahibi. Hafta sonu maç oynanacak. Maç oynandığı zaman koltuklar, normal tribünlerde koltuklar var. Kale arkası tribünlerinde de koltuklar var. Çarşamba günleri diyelim Şampiyonlar Ligi oynuyor bir takım. O taraftarlar için Çarşamba günleri Şampiyonlar Ligi maçı oynayan takım taraftarları için o koltuklar sökülüyor. Yine hafta sonundaki maç için tekrar çakılıyor. Yani taraftar, eğer madem taraftar müşteri, o zaman müşteri memnuniyeti müşteri olarak görmüyoruz. Taraftarlar bu oyunun en önemli unsuru. Taraftarlar için oynanan bir oyun bu ama madem taraftarlar için oynuyorsunuz, o oynanan müşteri olarak görüyorsunuz ama müşteri memnuniyetine yönelik de bir hareket yok. Şaka gibi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören soruyorlar işte Pasolik ile ilgili seyirci sayılarını Pasolik'e mi bağlıyorsunuz diyorlar. Hayır diyor, yanlış transferlerden ötürü diyor seyirci gelmiyor diyor. Bunu Yıldırım Demirören söylüyor. Şiddet ortamı diyor. Yaratılan şiddet ortamı diyor. Yani statlarımızın zeminleri bozuk diyor. Her şeyi yani kendisinin yapması gereken, o birimin, özellikle o federasyonun yapması gereken her şeyi seyircilerin maça gelmemesi için bir sebep, bir karşılık olarak ortaya koyuyor. Ben tüm katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ederim. Çok güzel katkılarda bulundular. İsterseniz şimdi soru cevaba geçip daha da detaylandıralım konuyu. Buyurun. Bir Göztepe'li olarak siz konuşmacılara, dışarıdan gelen arkadaşlara ve değerli futbol severlere hoş geldiniz demek istiyorum. Kentimize, İzmir'imize hoş geldiniz. Güntekin Onay'ın söylediği deyimle ülkemizde futbol ölüyor. Ülkemizde değil, dünyada olarak bahsediyor. Ülkemizde de son dönemde Pasolik'te büyük bir darbe vurdu. Benim kendi kanaatimdir. Büyük bir çoğunluğun böyle düşündüğünü düşünüyorum. Pasolik'in yanında bence Pasolik'ten daha büyük bir problem ülkemizde konuyla da alakalı medya günleri sözde ulusal medya. Yani sözde diyorum çünkü ulusal medya şu anda İstanbul yerel medyası olarak davranıyor. İzmir'den bir haber, Adana'dan, Ankara'dan, Kayseri'de futbol olarak ne olduğunu bilmeyen bir yüz binler sadece 3 tane takımın olduğunu düşünerek futbol izliyorlar ve futbola böyle bakıyorlar. Almanya'da, İngiltere'de siz takdir edersiniz ki şehir derbileri, Derby County, Nottingham derbileri, burada da benzeri Karşıyaka, Göztepe, Adana Demir, Adana Spor, Ankara Gücü, Gençlerbirliği derbileri kesinlikle göz ardı ediliyor ve bunlar da aslında ülkenin, geçen sene okumuştum yanlış hatırlamıyorsam, 40 tane ya da o civar bir şehri profesyonel liglerde temsil edilmiyor futbolda. Amatör branşlar, amatör liglerde ya da orada bile olmayan takımlar var. Mehmet Demirkol Pasolik'ten bahsetmeye çalışıyor ulusal medyada. Karşısındaki hemen sözünü kesip Pasolik değil işte sebebi Yıldırım Demirören tarzı transferlerdir ya da işte kötü futbola bağlanıyor. Evet, daha önce de seyirci çok yüksek katılım göstermiyordu. Soruyu alabilir miyiz toparlayalım? Soru da geliyor. Ulusal medyada söz sahibi olabilmiş abilerimize buradan sormak istiyorum. Pasolig'in üstüne basa basa bu yanlıştır demeye çalıştığınızda, bu Penguin belgeselleri yayınlanan kanallarda ya da işte bunun gibi ulusal, sözlü ulusal medyada Pasolig yanlıştır demeye çalıştığınızda tekrar size aynı kanalda birkaç cümle söz hakkı verilmemesiyle ilgili bir kaygı duyuyor musunuz? Yani Pasolig'in yanlış olduğunu eleştirmekten bir çekince duyuyor musunuz? O abi ben oluyorum anladım. Yani keşke Bağış abi de katılabilseydi. Şimdi yani tarifin doğru ama yani bir kere kendi adıma kaygı duymuyorum zaten, hani beni izleyenler bilirler, gittiğim her yerde
doğru bildiğim şeyleri söylüyorum. Ama analizin yanlış. Yani şimdi bu genellikle işte böyle ayrılıyor artık Türkiye. İstanbul ve Anadolu diye. Yani manasız bir ayrımdır da. Hani karikatürize etmek için söylüyorum. Şimdi bu ulusal medya diye bir şey icat ediyoruz ve bu dünyanın herhangi bir yerinde olmadığını söylüyoruz ama dünyanın birçok yerinde o kentlerde, o bölgelerde onlara ait gazeteler, işte yayın yapan televizyonlar, şunlar bunlar var. Şimdi biz yani benim Samsun'dan çıkıp Beşiktaş'ı tutmam ne kadar şizofrenik bir şeyse, yani bütün Samsun'a dair haberleri de Hürriyet, Milliyet, işte hangi gazeteden almaya çalışmam da o kadar şizofrenik bir durumdur esasen. Yani o mecra, gazete ya da televizyon dediğiniz şey, işte iletişim okuyanlar bilirler. Öyle dünyanın ve ülkenin her yerinden tıka basa haberlerle doldurulamaz. Yani o enstrümanın çıkartacağı o ses bellidir, onun oktavı belli yani. Yani işte 3,5 oktavlık bir aralığı vardır diyelim. Ondan 7-8 oktav, yani piyano gibi olmaz o iş. Yapamaz yani. O enstrümandan o ses çıkmaz. Haliyle belki burada problemli olan şey, tıpkı hepimizin, yani seni tenzih ederek söylüyorum, ben ve benim mahalledeki çocuklar, Samsun Çiftlik Mahallesi'nde büyümüş, hayatını geçirmiş çocuklar için söylüyorum. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı olmamızın altında yatan neden, orada bizi o yerel hadiselere bağlayan, orada yaşadığımız topraktaki olan bitene bağlayan ve belki oranın farkına varmamızı engelleyen hallerdi. Bu evet, radyo dinliyorduk başta söylendiği gibi. Radyodan ve işte bir gün sonra gelen gazetelerden öğreniyordun ama orayı anlatan bir şeyin olmamasıyla da ilgili aynı zamanda. Bu tabii işte hani gelişmişlik seviyesi, endüstri devrimiyle tanınmış olma meselesi, orada bir üretim faaliyetinin örgütlenip örgütlenmemiş olmasıyla ilgili şeyler. Hani tek başına açıklanacak bir şey değil. İçinde türlü çeşitli parametrelerin olduğu bir durum. Yani haliyle İzmir'deki bir hadiseyi, hele de alt liglerdeki, diyelim ki hani Göztepe'yi geçelim, İzmir Spor'a dair bir hadiseyi, Altınordu'ya dair bir hadiseyi, yani ulusal sayfalarda bulman o işin doğasına aykırı bir şey. Olmaz. Yani bu kadar kalabalık, yani kimi iddiaya göre 25 milyon Galatasaraylı, 25 milyon Fenerbahçeli, 12-13 milyon Beşiktaşlı'nın olduğu iddia edilen, varsayılan bir evrende, yani ülkede işte gazetenin 300 satıldığı, 20 satıldığı, 12 satıldığı, çoğunun iade gittiği yerlere zaten haberin ulaşması, haberin oradan oraya gitmesi, yani merkeze gitmesi pek mümkün olmayan bir şey. Demin arkadaşımız konuşurken bir not aldım. Bence meseleler biraz oralarda düğümlü. Yani bu spor programları, adı çok geçti, spor programlarına gereğinden fazla anlam yükleniyor. Yani bir ona çok anlam yükleyince oradaki adama da bir güç vehmetmeye başlıyorsun, o çıkıp konuşan ve ne dediğini çoğunlukla bilmeyen insanlara. Haliyle hayatımızda bir enteresan bir seçeneğimiz var bizim. Yani besleneceğimiz şey televizyon ve gazete olduğu sürece, yani beslendiğimiz kaynaklar, bir alana kısılıp kalıyoruz. Ki gazeteler tercih edilebilir bir şey. Yani politik halimize göre bir gazete tercih ediyoruz. Ama esas hayat başka bir yerde var. Yani hayatın büyük bilgisi kütüphanede duruyor. Yani kitabın içinde. Denetlenebilir bir şey. Gazeteyi ve interneti denetleyemiyorsun ki. Yani Twitter'ı denetleyen, Facebook'u denetleyebilen var mı? Birisi bir şey yazıyor, orada oldu diyor. Halbuki yanından bile geçmemiş. O öyle tarihe kalıyor gibi anlaşılıyor. Ama kütüphane öyle değil. Yani bir akademide olduğumuz için söylüyorum. Üniversite hayatta. Kütüphane en değerli kaynağımız çünkü denetlenebilir bir şey. O kitaptaki ne baktığında, dipnota bakıp öteki kitaba gittiğinde o kaynağın doğru olmadığını, sahih olmadığını anlayabiliyorsun. Şimdi haliyle bu televizyona bu kadar anlam yükleyince mevzu birden Recep İvedikleşmeye başlıyor. Yani o kadar çok insan onu izlediğine göre bunda bir keramet vardır diye, yine iletişimci arkadaşlar için söylüyorum, reklamların tamamı o sınıf insana, o kalabalık insana dönüşmeye başlıyor ve onlar için yapılmaya başlıyor. Giysi, banka, yani görüyorsunuz reklamları izliyorsanız uzun bir süredir sizi reklama bağlayacak, belki şimdi son zamanda Akbank Caz'ın reklamı yaratıcı bir reklam. Hani izleyen var mı? Yani birisi
müzisyen bir arkadaş Aydar Paşa'ya karşı bir şey çalıyor. Vapurdaki kaptan da vapurla ona eşlik ediyor. Yani daha estetiği olan, sinematografik bir şey ve bir çağrısı olan. Niye? Çünkü muhatabı belli. Yani bunun muhatabı belli. Öteki reklamcıların beceriksiz, yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Olumsuzluk hayatta hızla büyüyor. Ve birbirini tıpkı şiddet kültürü gibi birbirini hızla çoğaltıyor. Temas ede ede, virütik bir şey, Ebola gibi yani. Hemen ondan ona sıçrıyor, kuş gribi gibi. Zaten doğruyu ve iyi yapmak, güzeli yapmak zor iş. Yani estetik zordur. Yani sanat alanında icrada bulunmak, müzik, heykel, resim, değil mi? Türlü çeşit grafik işleri yapmak, onlar az ve üretimi de zor olan işlerdir. Haliyle bu kadar güç vehm etmemek gerekiyor. Yani benim sana önerim, arkadaşlarına önerim, buradaki herkese önerim. Medyaya bu kadar güç vehm edince bir şekilde onun tutsağı olmaya başlıyorsun. Ya da şöyle şeylere dönüşüyor. Ya tam benim söylediğimi söyledi diyor. Ya da tam benim düşündüğümü yazmış diyor gazetenin bir köşesinde bir şey. Ve bu bir rahatlamaya ve o belki o yazı üzerinden dönüştürücü etkisini nötralize etmeye dönüşüyor. Tamam benim söylediğimi, benim düşündüğümü birisi yazdı ya da söyledi. İş bitti. Sorun yok diyorsun. Halbuki hayatı o evirmiyor. Hayatı başka bir dinamik çeviriyor. Yani başka bir müdahale gerekiyor. Yani güzel sözdür. Hiçbir diktatör itmeden düşmez. 3V hani meşhurdur ya. Fado, fiesta, futbol. Yani kim uydurdu bilmiyorum ama yani diktatörlüğe dair okuduğum en tuhaf analiz yani. Ya hiçbir diktatör bu üç şeyi istemez. Yani hangi diktatör dans ister? Hangi diktatör şarkı, türkü, eğlence, muhabbet, makara, kukara, futbol maçına gidelim, gülelim, eğlenelim, sevilelim ister? Tam tersine diktatörlük fikri tamamen toplumu paralize etmek, sindirebileceği yere kadar sindirmek, kontrol edebileceği kadar kontrol etmek. Yani fado şarkısı bestelemek öyle kolay bir şey değil ki. Yani insanları dans ettirecek sokaklarda diyelim ki yani fiesta yaptıracak, oynatacak işleri yapmak kolay işler değildir. O nedenle mizahtan, eğlenceden, kültürden en çok iktidarlar rahatsız olurlar. Yani kendinden kaygılı iktidarlar. Bundan dünyanın tarihine bakın. Yani eğlence hemen hemen her kültürde, her diktatörlük ortamında yasaklanmıştır. Eğlendirmezler. Çünkü eğlencenin bir çağrısı vardır. Bir araya gelin, toplanın. Şimdi bu halk kültürünün kaynağı, yani hepimizin beslendiği şeyler dururken işte ulusal medyadan 3-5 televizyon programındaki birkaç tane şatafatlı sözden ya da diyelim ki e-bilet karşıtı konuşmalardan. Şimdi hani söylediğine samimiyetle yanıt vereyim. Evet, oradaki birçok arkadaşın buradaki insanların ortalaması gibi düşündüğünü ancak mesleki kaygılardan değil iş kaygılarından dolayı, gelecek kaygılarından dolayı belki de bu tarifleri yapamadıklarını düşünüyorum. Ancak bunu sadece düşünüyorum. Yani başkalarının niyetlerini okumak bizim vazifemiz değil. Biz kendi bildiklerimizi, kendi doğru bulduklarımızı, kendi biriktirdiklerimizi yapmak ve yaşamakla yükümlüyüz. Haliyle sen futbol ölüyor demiş Güntekin değil mi? Öyle dedin herhalde, izlemedim değil mi? Ya dünyada yaşayan bir şey var mı ya? Görüyor musunuz dünyada? Bir şey var mı yani? Yeni hepimizi kıpırdatacak, ayağa kaldıracak bir melodi duydunuz mu? Yakın zamanlarda bir tane şarkı, bir tane hepimizi kıpırdatan bir şey yani büyük kalabalığı var mı bir şey? Yani rastlayan var mı iyi bir resme, heykele, bir müthiş bir buluşa? Pardon? Güzel bir filme, içi böyle olan ve hepimizin kalbini o işte durduk hani babam ve oğluma ağladı herhalde değil mi kalabalık? Yani içinin kıpırdadığı şeyler onlar oluyor. Yani bunlar çok az oluyor. Çünkü hayatta yani bu üretim tarzının, bu üretim ilişkisinin, bu vaaz etme halinin dünyada yaşatacağı ve çoğaltacağı çok az şey var. Futbolda taraftarlık hadisesi de ister istemez bunun altında ne yazık ki eziliyor. Yani özel olarak onu ezmiyorlar. Genel olarak her şey ezilirken ve aşağı giderken o da onlarla birlikte o serbest düşme haliyle aşağı doğru düşüyor. Ama insanlık iyi bir organizasyondur. Bütün bunların hepsini halleder. Yani tıpkı o eğer yapmışsa, ahmakça yapmış Salazar hallettiği gibi, Hitler hallettiği gibi. Yani insanlığın duygusu, içindeki insanlık kıpırtısı
bütün meseleleri halleder. Onun için de biraz çalışmak gerekiyor. Biliyorsunuz bütün diktatörlük dönemlerinde, bütün acılı dönemler esasen çok büyük bir birikimin ardından dönüşmüştür. İşte reformlar, rönesanslar, şimdi karanlık ortaçağ diye bir fuzuli bir şey anlatılır. Biraz benim hayatımın önemli okuma alanı olduğu için, hani üniversitedeyken felsefe okuduğum için söylüyorum. Öyle bir çağ değil. Yani çok öneririm Umberto Eco'nun şimdi Orta Çağ diye şöyle hafif tuğla gibi bir kitabı vardır. Bir alıp okursanız, bir göz atarsanız göreceksiniz ki bugün yaşadığımız hemen hemen tüm sorunların benzerleri, benzeri tartışmalar ve o tartışmaları ileride aşmak için bütün birikimler, tuğlalar tek tek oralarda Orta Çağ denen dönemde bir şekilde dizilmiş. Biz onu hep karanlık dönem diye biliyoruz ama öyle değil. Tam aksine o hani işte sıçrama dönemlerine dair işin oluştuğu yer orası. Bizim de şimdi bir sıçrama yapmak için sanki biraz daha çok soruya, biraz daha fazla okumaya ihtiyacımız var. Bence biraz fazla konuşuyoruz, az okuyoruz. Tam tersini yaparsak kaygılandığımız her şeyden bir an önce sıyrılırız. Bak ne kadar güzel bir öneri oldu. Şimdi düşünmemiştim ama okursan izlemezsin ya onları. Böylece canını da sıkmaya değmez yani. Kurtulmuş olursun. Formülü kendinde bulursun. Yani alkışlanacak bir şey miydi bilmiyorum ama yani fena bir öneri değil. Birden aklıma geldi. En arkadaki arkadaşımız. Hoş geldiniz öncelikle. İsmim Şükrü Özsarı, mutfak sanatları öğrencisiyim. Benim sorum bütün taraftar gruplarına olacak aslında. Futbolun en önemli iki unsuru var. Biri taraftar, biri futbolcu ya da futbolun kendisi. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama tabii tribünlere gidemiyorum İzmir'de yaşadığım için. Yayıncı kuruluştan takip ettiğim kadarıyla izlediğim futboldan asla keyif almıyorum. Ya da Türkiye'nin genel futbol ikliminden asla keyif almıyorum. Ama bunun dışında gözümüzü İngiltere'ye, Almanya'ya çevirdiğimiz zaman da ya burada futbol oynanıyormuş diyoruz. Ben size şunu sormak istiyorum. Ben gün geçtikçe mesela uzaklaşıyorum bu futboldan. Ama siz nasıl buna bu kadar bağlı kalabiliyorsunuz? Çünkü futbolu tarif ederken dikkatli dinledim. Sırf mücadeleden bahsediyorsunuz. Yani ya bir iktidara karşı, pasolige karşı ya da ne bileyim yani size dayatılan bir şeye karşı olan mücadeleniz var. Ama bunun futbol neresinde? Yani ben bunu sormak istiyorum. Yani karşı olduğunuz şey futbolun kendisi değil. Yani futbolun kendisine zaten karşı olmanızı bekleyemem de hani futbol hayatınızın neresinde hani bu mücadelenin? Ben bunu soruyorum sadece. Yani neyi temsil ediyorsunuz? Ben söz alayım. Hani kendi özelimden bahsedeceğim. Evet, hani çok fazla zamanımız olmadığı için daha çok mücadele kısmı anlattık futbolun. Çünkü yani sokaklarımız olduğu gibi hani futbolda hani artık inanılmaz bir hani turmoil durumu var. Çok karışık. Sürekli bir çekişme. Ama şöyle söyleyeyim. Bu hafta sonu, hani geçtiğimiz hafta sonu ben 4 tane futbol maçı izledim canlı. Bunların 3'ü amatör, bir tanesi hazırlık maçıydı. Futbol benim için burada. Hani futbol işte ben 10 yaşındayken şimdi artık yapamıyoruz da otoparklarda, okul bahçesinde oynadım. İşte şunun kapağıyla oynadığım şey var işte bu. Futbol burada hani. Televizyonda değil. Hani onu demek istiyorum. Ya da şöyle söyleyebiliriz ya. Sevgi anlaşmak değildir ya. Nedensiz de sevilir. Yani bir nedenimiz olması gerekme. Seviyoruz. Bilemiyoruz o kamyoncu niye onu yazıyor ya, anlamadık ya. Yok. Benim bahsettiğim şey o değil. Tabii ki de biz de ilkokulda, ortaokulda oynarken o kutu kola şişelerini bastırıp futbol oynamışlığımız vardır. Ya da üç yolda oturuyorum. İzmir Spor, altyapı futbolda orada tanıştım belki. Benim demek istediğim nokta hani bizi futbolu sevdirecek futbolun kendisi yok. Yani futbolu futbol olarak sevebileceğimiz bir şey yok. Biz bunun sürekli dış etmenlerine bağlı kalmışız gibi. Ya da mesela Göztepe'li, orada Viva Göztepe var mesela. Hoş geldi kendisi. Ben ikincilikte oynanan futbolun asla kaliteli olduğunu inanmıyorum yani. Ve hatta kendilerinde bir açıklamaları var. O 35 dakika oyunu durdu diye Göztepe kulübünden öyle bir açıklama. Ben yeni okumuştum. Hani ona benzer bir şey söylüyor. Yatan kalkmayan oyuncular falan. Ya sizi buna bağlayan ne yani? Bu sadece bu tartışma, yani bu koşturma bu mu yani? Bu hayat acayip bir şeye dönüştü. Bu kalite diye bir kavram var. Ne olduğunu da bilmediğimiz bir şey bu. Kaliteli futbol, futbolun güzelleştirilmesi. Bilmiyoruz ki ne. Bu oynanan bir şey yani. Evet. Yani şimdi bir oyundan bahsediyoruz. Ya. Kaliteli ki. İşte zeybek yapılır mı? Profesyoneller oynuyorlar. Sen düğüne gidiyorsun, oynuyorsun çıkıp yani. Değil mi? Biz Karadenizliyiz işte. O, bizim oralarda horon yapan var. Biz
babam Giresunludur, Giresun karşılaması oynuyor. Kimse o kaliteli oynuyor, bu kalitesi oynuyor demiyor. Haliyle kendine ait bir şeyden bahsediyorsun. Şimdi evet, buradaki bağlam taraftarlık hakları olduğu için arkadaşlar biraz ister istemez meselenin politik yanında. Çünkü bak, kavram hak olunca iş yani istemeden politize olduğu için böyle. Yoksa tek tek hepimize sorsan, ben 50 yaşındayım, hala haftada bir kere oynuyorum da iki kere oynayayım diye kabacıkla oturduğum semtte top oynamaya çalışıyorum. Yani şimdi sevdiğin bir şey, hoşuna gittiği için yapıyorsun. Haliyle yani futbolla insanların arasındaki bağ bence sorgulanabilir bir şey değil. Yani bir kadını niye seviyorsak ya diyelim. Katılıyorum canım, ben buna katılıyorum da benim demek istediğim nokta, yani kendi varlıkları yalnızca mücadele üzerine. Yani bundan ya rahatsız olmuyorlar mı yani? Ben onu sormak istiyorum sadece. Öyle. Yoksa top yani oynayan var mı? Aramızda top oynayan vardır herhalde. Yani top oynuyoruz. Yani. Yok yani. Sözüm. Şimdi dostum. Artık serbest vezine geçtik ya. Futbolun finansörü kimdir dünyada? Bütün dünyada futbolun finansörü? Sponsorlar, bahsettiğiniz gibi. Ha, değildir kardeşim. Futbolun sponsoru taraftardır. Tamam. Bütün dünyada futbolu bugün oyna o milyarlarca dolar diye gördüğün şey. O milyarlarca dolar, o sponsoru bilmem ne falan niye cebine çıkarıp koyuyor? Mesela sen sponsor olur musun? Olamam. Bir şey, param var olur musun? Yok, öyle bir şey girişim. Ne olmaz ama yani karşılığını alacaksan olursun. Yani. Mevzu şu. Futbolda dikkat et. Futbolla oynanması için gereken unsurlara bir bak. İnsan unsuruna bakalım. Oyuncusu, hakemi, masörü, antrenörü, işte malzemecisi, kulüp yöneticisi, federasyonu yöneticisi, bunları say. Malzeme olarak bakalım. Şey, top, o topu birileri üretecek ki oynansın. Formalar yapılacak, oynanır, bilmem ne falan. Eyvallah. Taraftarın olmasına gerek var mı bir futbol oyunun olması için? Yani oyunun kendisi için yok. Yok, yok. Peki nedir bu kavga, ne? İşte ben de onu soruyorum. Heh, işte onu soruyorsun. Çünkü o taraftar, bu futbol denilen endüstriye şimdi endüstri haline getirdikleri bu futbol denilen oyunun tek ödeyeni taraftar. Evet. Onun dışında kıyısından, köşesinden, gazetecisinden, malzemecisine kadar, forma üreticisinden saatin üstüne benim armamı koyup da oraya pazar tezgahına koyan adama kadar herkes bu işten para kazanır. Evet. Bir tek parayı ben veriyorum. Bir tek parayı ben veriyorum. Aynı zamanda da keriz yerine konulmaya çalışıyorum. Onun dışında bir içerilere atılıyorum. Benim aleyhime kanunlar çıkarılıyor. Ben tribünlere sokulmamaya çalışıyorum. Sen gelmez, orada kal, öteki gelsin, bu girsin, muhabbeti. Heh, taraftar buna itiraz ediyor. Aha. İtiraz etmediğin zaman, bak zamanında itiraz etmediğin zaman yavaş 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 ne oldu? Gişelerde girip biletimizi alırken ne oldu? Şimdi kombineler, arkasından pasolikler, yarın öbür gün bilmem. Bir süre sonra taraftar kalmayacak. Kalmadığı zaman ne olacak biliyor musun? Kore'de yapmışlar, gördüm, çok bir beyzbol varmış Kore'de, nasıl bir şeyse onu da bilmiyorum. Taraftar gelmemeye başlamış. Hiç taraftar yok. Adamlar ne yapmışlar biliyor musun? Kore'ye yüksek teknoloji. Tribünlere monitörler yerleştirmişler. Bütün herkesin oturduğu yere birer monitör. Sen ne yapıyorsun? Falanca olarak paranı veriyorsun. O monitörde senin kafanı koyuyorlar oraya, resmini. Bilgisayar sistemiyle de toplu organize tezahüratlar daha da güzel yapılıyor. Amigo'ya da gerek yok. Bilmem ne. Tribünde 25 bin 30 bin taraftar var. 25 bin 30 bin monitör var. Sen orada maçı seyrediyorsun. Nereden seyrediyorsun biliyor musun? O monitörün arkasından seyrediyorsun. Bu gerçek senin mi? Kafan ol. Evet, gerçek. Ve mücadele etmediğin zaman senin tuttuğun, sen hangi takım tutuyorsun bilmiyorum. Veya tutmuyorsun. Fenerbahçe'sin. Yani öyle şovlar yapacağız, işte koreografiler yapacağız, halatlar malatlar, kafanıza mafaza düşünümüze gidiyor. Yakında hepinizin yerine birer tane oraya monitör yerleştirecekler. Ver parayı, koy kafanı orada, seyret temiz temiz evinde. Buraya kadar geliyor. Bunu istemiyorsak mücadele etmek zorundayız. Anladım. Söylemek istediğim bu. Teşekkür ederim. Ben de bir arkadaşa, kendi özelimde bir Beşiktaşlı bakış açısıyla cevap vermek istiyorum. Şimdi Marquez'in meşhur Kırmızı Pazartesi romanı vardır. Yani işte kasabanın en yakışıklı çocuğu, en güzel kızı birbirlerini severler ama bütün kasabalı bilir. Yani bir gün bu çocuğu öldürür, bu kızı da alır. Sonra bir sabah kalkarlar, eleman ölmüştür. Bütün kasabalı halletti, kızı da aldı. Şimdi Türkiye'de futbol biraz ben buna benzetiyorum. Yani bugün iktidar partisinin adı atadığı ve bir kulübü batırmış adamı bu ülkenin Türkiye Futbol Federasyonu'na emanet ettiler yani. Yani bunlar bizim
bu ve buna benzer olaylar aslında evet futbolu niye seviyoruz sorgulanabileceği bir nokta ama şimdi Bilic gibi de bir adamı tanıyoruz yani usta. Şimdi nasıl sevmeyeceğiz futbolu anladın mı? Yani ya da gezi sürecinde Ali İsmail Korkmaz'ı tanıdık. Hani Berkin Elvan'ı tanıdık Beşiktaş atkısıyla. Şimdi futbolu sevmemiz için bizim bir sürü nedenimiz var. Ama yani mücadele alanını genişletmek yapılacak en anlamlı hareket olur. Yani Fenerbahçe stadında Ali İsmail Korkmaz söyleniyorsa, Beşiktaş stadında Berkin Elvan söyleniyorsa, hani bir şeyler yan yana gelinip yapılıyor biliyorsa, bu adamların bize dayattığı 62-22, Pasolik, işte tribünlerde bazı pankartları açmamak gibi bütün baskı unsurlarına hep beraber yan yana durmak gerekiyor. Bu bile futbolu sevmek için bence yeterli bir sebep. Teşekkür ederim. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Hani benim yaşım 40 bilmiyorum ama hani şimdi mesela ben düşünüyorum. Yani şu anda yeni doğmuş bir çocuğun ya da işte ilkokula giden falan bir çocuğun hani futbolu sevmesi için gerçekten bir sebep yok. İşte ne bileyim ben bir sürü oyunları var bilmem nesi var internet var şu var bu var falan filan. Ama yani hani biz bu taraftar olmadan önce gerçekten bu oyunun kendisini sevmeye başladık. Ondan sonra bu oyunu sevmeye başladık ki hani ben geçmişte amatör kümede top falan filan da oynadım. Ama şeydi ve hani bunu biz bir hani Cem Dizdar'ın da söylediği gibi hani kaliteli futbol filan takıntısı var. Hani herkes de bilir öyle bir kaliteli futbol falan filan yoktu. Sahalar çamur içindeydi. Ben amatör kümede top oynuyordum. Yani kıçımızdaki şey yırtılırdı affedersiniz şort. Annemizi ağlayarak diktirirdik. Onunla antrenmanımızı yapardık. Doğru dürüst duşumuz yoktu, bilmem nemiz yoktu falan filan. Soğuğun şeyin içinde oynardık. O çamurda debelenirdik. Ama dediğim gibi hani çok kaliteli bir futbol da yoktu. Şimdi yabancı futbolcular geliyor. Hacı'yı gördük, Alex'i gördük, Anelka'ları falan filan gördük. Abuk sabuk ismini bilmediğimiz böyle Yugoslavlar devşirilirdi. İçli falan böyle şeyleri. Begoviç, İbriçiç falan filan gibi o dönemlerde. Hani o dönemlerde sevdik yani futbolu sevmek için illaki çok kaliteli olmasına ya da bir şey yapmasına gerek yok. Bir ikincisi de yani hepimiz sonucunda buraya gelmemizin sebebi mutlaka hepimizin şeyleri var. Hani siyasi bir yönelimi var. Sisteme muhalifiz, solcuyuz ya da hani ama buraya gelmemizin sebebi de bir takımı tutmamız, bu sevdaya gönül vermemiz ve taraftar olmamızdan dolayı buraya geliyoruz. Herkese merhaba. Şimdi Cem Dizdar güzel bir noktaya değindi. Yani bu kalite kavramı hayatımızın her alanına girmeye başladı. Ben de bir eğitimciyim. Eğitimde de kalite sorgulanıyor. Bir vakıf üniversitesi olmamızdan kaynaklı da siz de derslerinizde bol bol bu kalite, performans, işte neoliberal politikaların sunduğu ve dayattığı kavramları bol bol hocalarınızdan duyuyorsunuz. Şimdi iş şeye kadar geldi yani kaliteli birey yetiştirme, kaliteli öğrenci yetiştirme noktasına kadar geldi. İnsanı metalaştıran bir hale geldi. Kısa bir geçiş yaptıktan sonra şunu söyleyeceğim. Şimdi burada Cem Hoca bahsetti ve Burkal da buna dair bir açıklama yaptı. Ama spor hukukçusu olmadığından bahsedildi. Doğru, spor hukukçusu yok. Bununla ilgili Taraftar Hakları Derneği'nin daha önceden yapmış olduğu işte İstanbul'daki sempozyumda çarşı grubunun yapmış olduğu çeşitli girişimler var bu 62-22'ye dair ama şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi hukuk yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinden beri yani kamuoyu oluşturulmadan elde edilecek bir kazanım gibi değil. Gözükmüyor. Yani son 15 yıldır 12 yıldır bunu daha net olarak görüyoruz. Yani hukuk siz kamuoyu oluşturduğunuzda size olumlu yanıt verebilen bir şey. Benim de tabii hukuk mücadelesini paralel olarak yürütmek lazım. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Paraleli günümüzde kullanılan manasıyla kullanmıyorum. Hukuk mücadelesini tabii ki yürütelim, sonuna kadar yürütelim, zorlayalım ama ben katılımcılara şunu sormak istiyorum. Yani hukuk mücadelesini yürütürken bu maçlara gitmeme, bilet almama meselesi bir önemli bir çıkıştı ve çok önemsiyorum. Kendim de bunu destekliyorum. Katılıyorum bu protestoya. Ama daha farklı ne yapabiliriz? Yani kamuoyunun gündemine sokmak için yani 25 milyon Fenerbahçe taraftarı, 25 milyon Galatasaray taraftarından bahsediyoruz. 70 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz.
siz deyin 80 milyonluk. 50 milyonluğu ilgilendiren bir meselede toplumsal bir çıkış yakalayamadı. Mesela pasörlük protestosu. Çok ciddi anlamda bir toplumsal bir çıkış yakalayamadı. Bunu nasıl sağlarız? Özellikle Cem Dizdar özelinde Murat Kaplan'a soruyorum. Ya bu çıkışı nasıl? Ya başka bir... Ya şimdi şöyle düşünsek sanki daha doğru olacak. Bir kere burada da kavramlar uçuşuyor. Ben hani niyeyse hep kavramlara takılmış birisiyimdir. Rakamlara da takılırım. Şimdi bu 50 milyon kişilik ya da 60 milyon kişi sayısı, bunlar imalat yani. Ya öyle birisi değil. Bu taraftar dediğin insan sonuçta maça giden birisi. Yani bir tribünün alacağı insan sayısı da belli. Oraya işte bir çocuklar, arkadaşım küçüksün değil mi? Benden epey küçüksün yani. Ya bu çocuklar gidiyorlar yani işte. Bu işte 40'mış bizim yaşıt sayılır. Akanlar filan işte bu ekip. Tribüne gitmek diye bir şey var. Hatta bu artık geçti orada. Tribüncü denir bu insanlara. Tribüncü diye bir kavramdır bu kendi başına. Yani folklorik bir değeri var gibi görünse de hayatta bir şeye temas eder bu. Şimdi burada sıkıntılı olan şey Fenerbahçe'yi tutan, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı tutan insanlar değil. Sıkıntılı olan şey bu oyuna anlamını veren futbolcu gibi, masör gibi, teknik direktör gibi anlamını veren temel karakterin, yani esas olanın, Hakan orada yani çok yerinde bir tespitte bulundu. Yani onu gözden kaçırmamak lazım. Bugün futbol, hani bir ara birinci bölümde konuşurken, bugün futbol dediğimiz şey bizim tarif ettiğimiz şey değil ya. Burada konuşulanların samimiyetinden zerre kadar şüphem yok. Ama biz eski bir şeyi tarif ediyoruz. Yani biz Romeo Juliet döneminden bahsediyoruz esasen. Bugün yani bu kadar motor gücüne erişmiş arabaların olduğu bir çağda, yani süratsız belli değil mi işte 130 herhalde yapıyorsun otobanda ama 320 yapan arabaların satıldığı bir dünya bu. Yani o arabayı süremiyorsun yasal olarak ama o araba satılıyor. Şimdi bu endüstri mal satabilmek için bu hayatta bütün bu kalabalıkların ilgisine ihtiyaç var. Haliyle burada konuştuğumuz şey Fenerbahçe üyesi olan, Fenerbahçe forması alan, Galatasaray hangi takımı tutuyorsa o formaları satın alan, onu seven insanlar değil. Buradaki esas hukuku ihlal edilen. Hukuku ihlal edilen insanlar bu maçlara devamlılık gösteren, babadan oğula geçen, abiden kardeşe geçen, mahalledeki abiyle birlikte maça gitmiş insanların hukuku burada zedeleniyor ve elinden alınıyor. Zaten görülüyor ki ya bu oyun öyle pek de tribünde seyredilen bir oyun değilmiş Türkiye'de. Çünkü düşünsene hani sadece politik tercihinden dolayı bunun böyle olmadığını göstermek için bile gidebilirlerdi. Hani ülkenin işte %26 işte iktidar bloğundaki oy verenlerinin o şehirdeki karşı elemanları, kimse onlar yani işte Rize diyelim değil mi? Ya tulum çıkıyor Rize'de. Eğer bu mesele hakikaten anlatıldığı gibi o tür bir politik meseleyse toplanırdı. O statlara verilirdi pasolik, tıklım tıklım dolardı. Son milli maçta yani, Saraçoğlu'ndaki milli maçta gördük ki o biletler başka tür ellerden başka şekilde gitmiş. O bir yani maça gitme faaliyeti değildi. Çünkü maçta şöyle bir şeydir. O aktör yani futbol oynayan ve izleyen ve kendisini o oyuna, orada oynanan şeye, takıma değil, orada oynanan şeye ait hisseden insan ses çıkartır. Ben hep şaşmışımdır Premier Lig'de. Ya takım kaleye iniyor Chelsea. Kalenin ağzında altı pasta adam ayağa kalkmıyor. Ben Ünlü Stad'ın üstünde yürürdüm takımla yani. Atak yapardım, müdafaya geçerdik hepimiz. Şimdi bu duygunun bu kadar dışına konulduğu bir şeye dönüştürülmeye çalışılıyor. İtiraz edilen temel şey de o. Ya insani olandan tam da senin söylediğin metalaştırılmış bir şeye dönüştürüldüğü için sadece buna itiraz eden, bu uyanıklığı gösteren, kafasını bütün bu suyun üzerinde tutan. Haliyle 50 milyonun sorunu değil bu. Bu esasen 20-30 bin tane her stattaki ortalama 15 bin kişinin sorunu. 15 bin kişi içinden de muhtemelen 5 bin tane daha bu dünya meselelerini, halleri kendine keder etmiş. Şarkıyı, türküyü, insan hallerini kendine keder etmiş. O 5 bin kişinin hadisesine dönüşmüş durumda. Ve görüyoruz ki hayatı dinamize eden şey, hayatı eviren, onu ilerleten şey o 3-5 bin kişinin gayreti, enerjisi, duygusu, sempatisi, oyuna duyduğu sempati. Onlar olmayınca oyun bir hiçleşiyor. Yani son milli maç Saracoğlu'nda ya o takım yeniliyor yani bir şey yaparsın değil mi? Yani itersin, kızarsın. Yani
o oyuncuyu başkalaştırmak için, takımı başkalaştırmak için bir şey yaparsın. Çünkü hani taraftarlık belki tek başına orada o büyük yığının özne haline geldi, bir tek haline geldiği halde. İşler kötü giderken birisi bir yerden, tribünün bir yerinden itiraz eder. Şimdi haliyle konuştuğumuz şey, yani kulübe gittim, sitesine girdim, formasını aldım, bilet yardımı yaptım, para yardımı yaptım meselesi değil. Tam da burada söylenmeye çalışılan tribüncülük faaliyetinin hani bir şekilde hayatın türlü çeşitli anlamlarından bir tanesinin. Bir de öyle yanlış anlamalar oluyor bunu anlatınca. Yani insanlar sadece onunla yatıyor kalkıyor gibi anlaşılıyor. O insanlar, yani tribüne giden insanlar, orayı daha iyi tarif ediyorlar. Yani bir kadını sevdiğinden, erkek egemen bir hal olduğu için söylüyorum, bu da korkunç bir andır. Mesela gol anında televizyonun sesini kapat, sonuçta homofobik bir kitle diye düşünürsün. O gol anında tribüne bir bak neler oluyor orada yani. Yani çok acayip bir şey oluyor. Yani sesini kapatırsan yani insan kendinden utanıyor orada. Çünkü biliyorsun ki öyle zannediyor. Değil ama. Yani homofobik de değil. Yani o hayatın metaforu orada olan bir tane. Şimdi hal tam da buraya doğru evrildiği için itiraz eden sayısının az olması çok anlaşılır bir şey. Genç arkadaşımızın sorduğu soru. Evet, bu oyunu da seviyoruz. Ama biz hakikaten başka türlü seviyoruz. Yani herkes, her kadın bir adamı aynı duygularla, aynı duyarlılıkla sevmiyor. Belki o isim neydi ya? İşte Sencer'in dediği gibi yani. Mesela ben hala oynamaya çalışıyorum. Yani benim oynadığımı görsen yani gülersin yani. Komik yani. Laurel Hardin meselesi gibi. 50 yaşındayım, 96 kiloyum. Topla ilişkim ne olabilir ki? Eskiden kalmış birkaç atraksiyonla idare etmeye çalışıyoruz. Ama çok basit bir şey ya. Kendimi şortu giyip, formayı giyip oraya çıktığımda iyi hissediyorum. Maçtan sonra yorulmuş halimi iyi hissediyorum. Ayağım sektiğinde kendimi yaralanmışım ya. Ayağım sekiyor artık yani. De arka adeleler bizim yaşta çekiyor oralar. Kısalmış bizde. Kendini iyi hissediyorsun. Şimdi zaten oyun, adı üzerinde futboldan bahsetmiyoruz, oyundan bahsediyoruz. Bir tür kendini iyi hissetme hali. O nedenle bu üniversitelere geldiğimde çok şaşırıyorum ben. Herhalde hayatımda kendimi en çok eğitim alanında üniversitede iyi hissettim. Çünkü burada başka bir şey öğreniyorsun ve kendi istediğini de öğrenebilirsin. Mesela lisede olmuyor. Lisede kendi istediğini öğrenemiyorsun. Şimdi biraz futbol bir oyun olarak hayatın diğer alanlarındaki bir metaforu gibi düşünürsek eğer, bir mutlu olma aracı, yani senin sorunun karşılığı, mutlu oluyoruz yani, o nedenle oradayız, bir itiraz etme aracı, ya ne oluyor kardeşim, biz oynuyoruz burada, sen durduk yere bizim hakkımızda karar alıyorsun bize sormadan, bir yaratma aracı, sürekli tribünde marş, şarkı, türkü. Şimdi artık mesela bak, demin bir soruya herhalde düşünmemiştim ama senin sorundu, hani ne yaşıyor ki Güntekin'in zemini? Ölüyor. Bak yeni tribünde marş yok. Yok, var mı? Adı güzeldir, bestedir yani. Yok, beste yok. Ölüyor yani. Hani oyun her yerinden her şey öldüğü gibi. Bir sürü şey can çekişiyor. Biz sürekli bir şiddet gösterisine tabi tutuluyoruz. Medya, işte televizyon, gazeteler aracılığıyla son Suriye, Kobani çevresinde olmak, onun özelinde düşünün. Sürekli şiddetle takılıyorsun ama hayatın bir de çağrısı var. Ya oynayalım, eğlenelim, gelişelim. Oynayalım, eğlenelim, gelişelim, birbirimizle temas edelim, birbirimizi fark edelim. Yani bu oyunun bize sağladığı tek şey bu. Bunu elinden almak istiyorsa birisi, haklı olarak itiraz edersin. Şey gibi yani, mahallende parkın vardır. Ben mesela çok şaşarım o işlere. Parkı bir şey yapmaya çalışıyorlardır. İşte İzmir'deki, değil mi, Alsancak Stadı ve herhalde AVM sizin yakıcı sorunlardan bir tanesi olsa gerek. Ya şimdi bu bir itirazı hak eder yani. Bu itirazı emin ol ki bütün bu şehirde yapacak insan sayısı her zaman sınırlıdır. Bellidir yani, bu işe uyanık olan, bunu kendine keder eden, hala neredesin seni dinlediğinde inceden gözü dolan, Behzat Ç'nin arkasındaki bağlama tınısına takılan, oradaki erkeksi gösteriye filan değil de orada ısrarla onun bozlak açışı çalınmasının nedeni odur. Sen ona kaç kişi takılır? Ona takılırsın. Şimdi ona takılanlar bu hayatı zaten, bu hayatı geliştirmeye çalışır. Yani doğrudur, yanlıştır. Yani itirazı olan onlardır. Buna yapacak bir şey ne yazık ki yoktur. Haliyle de bu 50 bin kişiye 15 milyon Beşiktaş'ta falan takılmamak lazım. Çünkü ona takılınca işin içine Recep İvedik'e takılmak da giriyor.
orada paralize olabiliriz. O Recep İvedik'i de başka bir gözle seyredebilirsin. Yani son okuduğum kitap Medyada Şiddet Efsanesi. Çok öneririm iletişimcilere. Yani epeydir evdeydi. Bu aralarda elimde. Çok güzel bir hikaye anlatıyor. Yani hemen konuyu anlatayım. Kapatayım. Kimsenin de süresini çalmayayım. Bu Schindler'in listesi meşhurdur ya. Şiddet kültürünü ve bu Nazi soykırımına dair yapıldığı iddia edilen iyi filmlerden bir tanesi. Amerika'da bir yerde seyrettiriliyor. Bir lise öğrencileri de götürülüyor sinema salonuna. Bir sahne var. Ben çünkü seyredemediğim için hakikaten Nazi filmleri seyredemiyorum artık. Bir sahne varmış. İzleyenler bilirler. İşte bir çatıda bir işte Yahudi bir kızcağız oraları temizliyor, onarıyor. Asker onu Nazi aşağıdan vuruyor. Ve düşüyor şey. Yukarıda Yahudi kurşuna tabi oluyor, düşüyor, ölecek. Ve o 70 tane öğrenci, yani lise öğrencileri gülüyorlar. Şimdi çok anladığımız bir şey. Çünkü hayatı tamamen simülasyon düzeyinde algıladıkları için, her şey onlar için olmayacak bir şey. Her şey bir gösteri aracı olduğu için. Sonra çocukları çağırıp soruyorlar, ya niye güldünüz diyorlar. Birkaç tanesi enteresan bir şey diyor. Düşüşü çok komikti diyor. Yani bir insanın ölmüş olacağıyla ilişki kuramıyor, zihinsel ilişki. Şimdi haliyle ya bütün bu görsellik içerisinde, bütün bu televizyon sunumu içerisinde bu oyunun başka bir yanı var. İnsanı acıtan ve güldüren, yani üzen. Onun için mesela maça gitmeyen kimse tekme yemiş futbolcunun ızdırabını anlayamaz. Ya önünde olur o. Onun bir bağırtısı gelir kulağına. Ya da onun vücudundan kışın çıkan dumanı kavrayamazsın. Yani ciğeri yanmaktadır ve üzerinden büyük bir buhar çıkmaktadır. Sen orada atkılar içindeyken ve yani kendini ısıtmaya çalışırken. Şimdi bütün bunları anlayabilmek için esasen insanlık hallerine dair çok derin, çok kadim bilgiler var futbolun içinde, ama biz oyunun sadece hani televizyonun bize sunduğu bölümüyle ilgilendiğimiz ve oyuna da bir süredir, epey bir süredir böyle zannettiğimiz için biraz birbirimizi de anlamakta ve bu konuda da anlaşmakta zorluk çekiyoruz herhalde. Yoksa oyunumuz sevimlidir abiler, Ece Ayan'ın dediği gibi yani. Bir şey mi diyecektin sen? Bir şey söyleyecektin. Ya alkışlar diye bir şey yok ya. Evet arkadaşlar, son soruları alalım artık. 2,5 saat oldu. Yorulmuş olabilir konuklarımız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben farklı bir konuya değinmek istiyorum. Son 15 yıldaki milli takımdaki birlik, beraberlik, bütünlük olgusu üzerine durmak istiyorum. Türk futboluna baktığımızda tap yaptığımız iki dönem var. 2002 Dünya Kupası, 2008 Avrupa Şampiyonası. Şimdi 2002 Dünya Kupası'na bakıyoruz. Ya üçüncü olmuş milli takımımız. 2008'de ardından bir başarı daha geliyor. Üçüncü oluyoruz yine. O zamanki inanç, futbolcuların birbirine olan kenetlenmesi farklı. Ben o dönemi daha yakın hatırlıyorum. Ya 2002'ye o kadar net hafızamda canlanmıyor da. Hani şimdi şu döneme geliyorum, 6 senelik süre zarfında ya bu kadar ne değişti? Niye bu kadar oyuncularımız birbirinden kopuk? Hani oyuncu kalitelerini karşılaştırıyorum. O dönem daha bir kısır kadromuz vardı ama daha başarılıydık. Şimdi daha kaliteli ayaklarımız var. Avrupa'da oynayan daha çok futbolcumuz var mesela. Ama başarı gelmiyor, bir bütünlük sağlayamıyor milli takım. Bunun başlıca nedenlerine ben özellikle Cem Hocam'dan bunu değerlendirirse daha memnun olurum. Kere, yani çok kısa söyleyeyim, bir kere analizin yanlış, o takım bu takımdan daha iyiydi. İkincisi biz o dönemde dünya futbolunun durağan bir dönemine denk gelmişti, özellikle Dünya Kupası. Orada bir hani Avrupalı takımlarla karşılaşmama koridorunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve daha önemli bir şey oldu. Futbol özellikle Almanya, Hollanda, Belçika merkezli olarak Orta Avrupa, hani Avrupa'da bir seviye atladı. Dünya Kupası'nda da gördük yani. Bir seviye atladılar onlar. Çünkü bir 10 yıllık planlama, Almanya'nın çöküşüyle birlikte ciddi bir planlama yaptılar. Hem oyunun fizyonomisi üzerine, hem teknik modellemeler üzerine, oyuncu yetiştirmesi üzerine, altyapılar üzerine 10 yıllık büyük bir para harcamayla, büyük bir bütçeyle bambaşka projelendirme yaptılar. Onu takip eden işte İspanya futbolu oldu. Ve onlar daha Barcelona ile Hollanda modelinin bir tür türevlemesidir o. Johan Cruyff, Louis van Gaal falan gibi. Haliyle onlar gelişirken çok basit bir nedeni var. Biz sadece tarihi menkıbelerle avunduk.
hala gösterilir işte Lig TV'de. 90 dakikada atılan 90 tane Türk golü filan. Halbuki 90 tane yenen Türk golünü gösterse de nerede hata yaptığımızı anlasak daha faydalı bir şey yapmış olacaklardı. Olmuyor. Biz gelişemedik çünkü hayatın hiçbir yerinde bir şey yapamadık. Daha uzağa gitme. Olimpiyatla Avrupa Şampiyonası'na aday olduk. İkisini de alamadık. O arada hakikaten bir şey yapmadık ev yapmaktan başka. Sadece ev yaptık. Onun da muhtemelen fayansları İtalya'dan, muslukları, başka bir iyi olanlarının tabii. Oradan buradan geldi. Haliyle futbolu geliştirmenin bir tane yolu var. Şimdi inanç, motivasyon çok tali bir şeydir. Yani eğer böyle söylersek, yani inanç, motivasyon, o zaman hani bizim anladığımız gibi oynamıyor Belçika, Hollanda, Kolombiya, Costa Rica. Yani onlar da bir şeylere inanıyorlar işte. Bizdeki gol atınca şükür namazına yatıyor. Onlar da istavros çıkarıyorlar. Bu inanç kategorisi oyunun içerisinde hani birbirine bağlılık elbette ki önemli. Çok önemli bir şey var. Futbol kolektif bir oyun. Ve hayattaki kolektivitenin aynı zamanda metaforu olmak zorunda. Biz hayatın hiçbir yerinde kolektif değiliz ki. Yani yaşadığımız ülkeyi düşünün. Nerede kolektifiz? Ya bir şey itiraz ederken bile haklı olana bile itiraz ediyoruz. Ya dünyada muhalefete muhalefet edilen yer herhalde burasıdır ya. Yani bir şey talep ediyor insanlar. Bu insanlar. Ya bunların yani işte anlattı genç arkadaşımız nasıl gadre uğradığını Denizli. Muhalefete muhalefet edilen, daha iyi yaşama arzusunun karşısına bu kadar büyük duvarlar örülen başka bir yer var mı? Ha ben bilmiyorum. Vardır da mutlaka. Hani Moğolistan'ı, Çin'i bilmediğim için. Yaşadığımız kendi gezegenimi, yaşadığım evreni biliyorum. Çok ağır bir durum. Bu nedenle hiçbir şey gelişmiyor. Bırak futbolcuyu. Herhangi bir sporcunun geliştiğini gördün mü? Bak atletizmde yaşananları düşün. Halter'de yaşananları düşün. Bunların hepsi dereceli sporcular diye tanıtıldı. Neredeyse %80'i 90'ı dopingli çıktı. Çünkü bu böyle bir kurgu. Oyuncu yetiştirmek değil. Tam da hocanın söylediği gibi. İmal etmek üzerine kurgulanmış durumda. Bir imalat var zannediyorsun. Halbuki bir insandan bahsediyoruz. Bunun için motifler belli. Laboratuvarlar kuruluyor. Kas yapıları belirleniyor. İşte antrenörlük bilgileri geliştiriliyor. Şimdi bizde bu yok. Fatih Terim bize söylüyor. İnanalım diyor ki bir seri yakalayacağız ve ilerleyeceğiz. Şimdi hepimiz bir şekilde üniversite okuduk. Yani istatistikte bir alan yani. Tam bilim değil de bilime yardım eden bir disiplin sonuçta. Soru şu. Yani niye bir seriyi yakalayacağız biz? Yani niye? Ya biz yakalarken başkası niye yakalamayacak? Yani niye böyle bir şeye inanıyoruz? Çünkü o biat etme hali, yani benim söylediğime biat etme, yani geçen günkü Letonyalı gazetecinin sorduğu soru. Kornerden gol yiyorsunuz. Bunun için özel bir önlem aldınız mı? Sorunun muhatabı Gökhan Gönül, soruya yanıt veren Fatih Terim. Çok basit. Sonra şunu söylüyor. Ben oyuncularıma saygı duyuyorum. E bırak adam cevap verirdi zaten. Yani Letonyalı gazeteci muhtemelen çeviri tuzağına düşmeseydi, pardon beyefendi ben size değil, arkadaşı sormuştum demiş olsa belki hepimiz için yeni bir film başlayacaktı ama o tarihsel fırsatı başkaları aracılığıyla hepimiz kaçırmış olduk. Şimdi ne yazık ki böyle. Yani bir şeyin gelişebilmesi için çok temel bir şeye ihtiyacımız var. Bilgi. Yani ülkemizde en az olan şey. Yani burayı tenzih ederek söylüyorum. Demin arkadaş konuşurken güzel yaptı. Şimdi bu böyle bir panelin, böyle bir konuşmanın yapılması hakikaten mucizevi bulunmaya başladı. Öyle zamanlardan geçiyoruz. Benim için normaldi. Ya şu broşüre baktığımda bile burada çok kıymetli işlerin, çok kıymetli konuşmaların, panellerin, oturumların yapıldığını görüyorum. Ya bu mesela çok kıymetli. Ya sıradan bir şey bu ya. Ya normal yani. Buralarda bunlar yapılması gerekir. Şimdi bu Türkiye'nin her yerinde bu kadar üniversite var. Ama bilgi var mı? Temel mesele o. Ya futbolun gelişmemesinin temel meselesi, ayağına dolanan şey bilginin yokluğu ve üretilemiyor olması. O nedenle dönüp dönüp motivasyona ve inanca gönderme yapıyoruz. İnanmışlar, inanmamışlar. Yok ya. Yani hepsi de marifetli çocuklar. Ama bilgi yok. Pozisyon bilgisi yok. Bitirirken bir cümle söyleyeyim. Avrupa'dan buraya gelmiş bütün hocalar. Tigana, Del Bosque, kim? Şimdi benim Beşiktaş'ı takip ettiğim için onları daha iyi biliyorum. Yani içeriden bilgiler. Türk müdafaa oyuncuları pozisyon almayı bilmiyorlar diyor. İlk öğretmeye çalıştıkları şeyler pozisyon bilgisi. Yani duruş, sahada durmak, müdafaa oyuncusun. Şimdi bunun olmadığı bir yerde bu takımın neredeyse yarısı milli takım seviyesinde. Şimdi bunun olmadığı bir yerde oyunu geliştirmek zor. Yani
Kitabın olmadığı yerde, laboratuvarının olmadığı yerde, hocanın olmadığı yerde bilginin gelişmeyeceği, öğreticinin olmadığı yerde bilginin gelişmeyeceği gibi. Yani bizdeki temel sorun o. Yani dönüp dolaşıp bir ülkeyi düşün. Fatih Terim'e geri gidiyor. Tek referans o. Bizi kurtarsa kurtarsa Fatih Terim kurtarır. Bizi kurtarsa kurtarsa Ahmet kurtarır. Yani hep bundasın. Halbuki öyle bir şey değil. Almanya ne yapıyor? Küçücük çoluk çocuğa, bizim buradan kovaladığımız insanlara, değil mi yani? Kovaladığımız yani. Niye? Çünkü bilgi gelişiyor, deviniyor ve ilerliyor. O bilgiyi öğrenen, o testleri geçen, o sınavları atlatan, farklı perspektifler getirenlerle yola devam ettikleri için oluyor. Bence inanç orada en ihmal edilmesi gereken faktör diye düşünüyorum. Küçük bir sorum da alabilir mi? Galatasaray ve Fenerbahçe grubu arkadaşlarına. Tribünlerde, özellikle milli takım tribünlerinde Galatasaray ve özellikle iki formayla çok gidildiği için söylüyorum. Fener formalarıyla gidilmesini ne kadar doğru buluyorlar ve mesela Selçuk İnan'a Fenerbahçe taraftarları bir grup küfür ederken Volkan Demirer'e bir Galatasaray taraftar grubu küfür ediyor. Ben bu konudaki görüşlerini alabilirsem çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Vallahi aslında bunun muhatabı tam biz değiliz ama hani burada GFB ve Ultra Aslan'dan bir GFB ve Ultra Aslan'dan birileri olsaydı onlara sorardınız. Çünkü biz kesinlikle ne kendi tarafımıza ne karşı tarafa küfretmiyoruz, küfrettirmiyoruz. Hani ben okumadım ama bizim bir kendi kuruluşumuzda da 14-15 satırlık bir manifestomuz var. Kesinlikle ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, homofobiye, karşı tarafa küfretmeye ve hani tribünleri terörize etmeye karşıyız. Yani bizim, ben muhatap almıyorum. Yani benim üzerimden, bizim grubun üzerinden böyle bir şey yok. Sencer'in dediklerine ben de katılıyorum. Yani küfürün kabul edilmesi mümkün değil. Niye özellikle bunu yaptıklarını hani o arkadaşları bulup özel olarak sormak gerekir. Doğru değil, yanlış bence de. Arkadaşlar son soruyu alalım ve bitirelim. Yani işte insanlar içeri alınmıyor. Arkadaşlar da onu anlattılar. Zaten içeri girilmiyor ki yani bir protesto var. Yani Pasolik protestosu olduğu için işte içeri girmiyor insanlar. Şimdi bu da şimdi ya iki tane doğru da bak. Şimdi iki tane yöntemimiz var. Ya bir yere gireceğiz, protesto edeceğiz, bağıracağız, sesimizi duyuracağız. Ya çekileceğiz. Hani Hindistan, Gandhi, pasifizm. Dışarı çıkacağız. O iş işlemez hale gelecek. Şimdi bir tane şey tercih edeceğiz. Bu şu anda da sistem işlemiyor zaten. Yani görüyorsun. Yani marka değeri diyorsun, sponsor bulunamıyor, formaların önüne reklama. Yani onlar bir başka krizin içine giriyor. Çünkü tam da sevdikleri şey olmuyor. Mal satılamaz hale geldi. Hani yani kesecekler de kurbanı. Hayvan erken öldü. Şimdi artık daha kurban olmaktan yani satılabilir bir malzeme olmaktan çıkıyor. Haliyle bırak artık çareyi onlar düşünsünler. Yani bir çare bulacaklar. Çünkü bu krizler böyle şeylerdir. Yani
Çareyi krizi yaratan bul. Haliyle benim önerim şöyle bir şey olsun sana. Yani Napoli alt ligdeydi. Biliyorsun Maradona geldiğinde patladılar. Sonra aşağılara düştüler. Alt ligdeyken her zaman 70 küsur bine oynadılar. Yani siz daha alt ligde olduğunuz ve hani bu Pasolik gibi hadiseler olmadığından yani daha mesela o orada daha kullanışlı bir şey olur. Daha alt liglerde yani o ligin altında da. Ya yani burada türlü çeşitli maçlar oynanıyordur. Evet sola çık. Ama o gruplar küçük şimdi, işte. Sen hemen taraftarı şimdi, şöyle zannediyorsun. Bütün stat öyle düşünüyor. Şimdi ben anlatayım. Işte ben size anlatayım. Hani şeyde görülmüyor bunlar. Ulusal medyada görünmüyor. Şimdi birincisi ki Fatih arkadaş da sol açığın kurucularındandır. Yanlış bilmiyorum değil mi? Hı? Şu anda bir bağı yok ama hani o da bilir anlamında söylüyorum. Ya şimdi zaten muhalif bir grubun stada girebilmesi çok zor. Yani bizim işte görüyorsunuz şeyler atkılarımızda filan çeye var. Şimdi buradan dolayı bile çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Geçen sene bu Elazığ spor maçında büyük bir grup halinde GFB'liler bizim üzerimize saldırdı. Ki hani bizi toplasan çarpsan bölsen geçen sene maksimum olduğumuz sayı hani kombineyle falan filan 100 kişiydi. Karşında 5000 kişilik bir grup var ve seni o statta boğmaya çalışıyor. Artı hani bakmayın şu anda şey değil ne denir çok fazla bize dokunmuyor etmiyor kendi dertlerine düşmüş ama 3 Temmuz sürecinden ve bu Şikesi sürecinden dolayı normalde yönetimler de sevmiyor bizi. Hani stadın içinde olmasını istemiyor. Çünkü neden? Muhalif bir ses. Hani şey gibi değil. Biraz önce Yeşil Cephe'den arkadaşın bahsettiği gibi hani o paralı taraftar değiliz yani sonucunda muhalifiz. Başkan eğer bir yer yanlış yapmışsa kendi başkanımıza da biz muhalifiz. Ve bizim mesela hani geçen sene şöyle bir şey oldu. Sezon başında bütün işte kulüpler bu Pasolik'le anlaşma imzaladılar. Ondan sonra bir tek Fenerbahçe kalmıştı. Biz kulübe gittik, kulüple konuştuk. Dedik ki yani nasıl olacak bu Pasolik falan filan olacaksa hani biz girmiyoruz tribüne. Dediler ki yani kesinlikle şey yapmayacağız. Ne denir? Pasolik'e girmeyeceğiz. Gerekirse her maç için 100 bin lira cezası var onun Pasolik'e girmemenin. Her maç 100 bin lira ceza ödeyeceğiz. Girmeyeceğiz. Hani direndiler de ama nereye kadar buraya kadar direnebilirler. 30 Kasım'dan sonra Fenerbahçe'de aynı şekilde paso kartları dağıtmaya başladı ve Pasolik'e girdi. Ha biz şunu yapabiliyoruz. Mesela siz dışarıdan görülmüyor. Hani ne oluyor deniliyor ama Gaziantep spor maçına gittik biz. Fenerbahçe Gaziantep spor maçına Yoğurtçu'da toplandık. Yoğurtçu Parkı'nda ve maç öncesinde A2 takımının maçı vardı. A2 takımının. Trabzonspor'la işte toplanan da toplansın 80-100 kişi falandı. 300 tane polis karşıladı. 2 tane toma. Ortalık gaz bilmem ne falan filan. Hani şunu yapıyor artık taraftar. Geçen de Beşiktaşlılar bilir. Ben inanamadım ya. Handball maçında 9000 kişi falan vardı. Yanlış bilmiyorsam. Yani şuraya dönüyor. Diyor ki artık mesela çarşı, işte sol açık ya da diğer gruplar. Sen bizi almıyorsan biz de ondan sonra biz bu oyunu seviyoruz. Amatörlere gidiyoruz diyor. A2 maçına gidiyoruz, basket maçına gidiyoruz, handball maçına gidiyoruz. Tomalarla karşılaşıyoruz. Yani onda da uygulanıyor. Yani çok kolay değil. Hani biz sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz ama bu kadar çıkıyor sesimiz. Şimdi çantamda kalmış gelirken uçakta fark ettim. Bu Vamos BM Fenerbahçe taraftar grubunun çıkardığı fanzin. Şimdi biz burada konuşulanların hepsi şöyle bir şeye dönüştü sanki yani böyle göğüs göğüse mücadele edilen bir alandır bu. Onlar geliyor biz koşuyoruz işte kaçışmalar uçuşmalar değil yani. Bu fikri bir şeydir. Fikri bir şey de her fikri şey gibi çok temel işte her fikri şey ama çok temel bir şey ister. Yazmak ister. Şimdi yani benim önereceğim şeyler onlar. Yazarsan bu bütün hafta sokakta yani bir hafta çıkıyorsa bir ay ne kadar yaparsan gücü ne kadar yeterse o taraftar grubunun bir ay oyuna dair düşündüğün hayata dair elinde kalır. Yani futbol maçını ya da hayattaki taleplerini sadece stadyumun sınırları içerisine hapsetmezsin. Yani sözünü istediğin yerde söylersin. Şarkının türkünün yeri yurdu olmaz. Yani illa içki içmek gerekmez iyi şarkı söylemek için. Bazen ayağını suya sokar söylersin. Bazen bir yerde mırıldanırsın. O nedenle sadece tribüne gitmek de yetmez bütün bu işler için.
Çünkü insan varlığı kendisini ifade etme araçlarına türlü çeşitli araca sahiptir. Ya o adamın aklına geldi de o mağara duvarını onu bir kaygıyla yaptı. Sanatsal kaygıyla yaptı ama çok temel bir şeye neden oldu. Kendinden sonrakilere yaşadığı gezegene dair bir şey bıraktı o mağara resimleri. Şimdi haliyle bu çok kıymetli bir iş benim gözümde. Yani ulusal medya falan gibi laflar ediliyor ya. Ben mesela o ulusal medya işte gazetede yazı müdürüyken şu kadar filan gazete önümde olurdu. Haliyle işimiz olduğu için en azından birbirin sayfalarına bakardık. Emeklilikten sonra hiç sadece tercih ettiğim 3 tane 4 tane gazeteyi alır oldum ve gördüm ki ya hiçbir şeyi de kaçırmıyorum bu hayatta. Yani biliyordum da zaten şimdi hafif mizahla anlatıyorum yani. Hiçbir şeyi kaybetmezsin. Ama senin şunu yapman, o okuduğun şeylerden ya da televizyon ekranından senin düşündüğün şeye dair birilerinin laf etmesinden çok daha kıymetlidir. Çünkü kötü işte iştir. İş bir iştir. Önemli olan iş yapmaktır. Yani keşke elimde olsaydı da yani bunu verseydim, fark ettim yani şöyle hızla okudum. Çok derli toplu, içinde çok ciddi mizahı olan, iyi eli kalem tutan insanlar tarafından yapılmış ama içinde ciddi acemilikler de olan. Yani tam da hayatımız gibi yani. Bazen merdiveni yürürken ayağımızda tökezler, kayarız, düşeriz. Hani kendimizi de komik bulduğumuz zamanlar olur ya. Mesela ben kendimi öyle bir komik bulmuştum. Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlamasına giderken tuhaf bir takım elbise giymiş gitmiştim Dolmabahçe Sarayı'na. Dolmabahçe Sarayı ben ve takım elbise. Tuhaf bir üçlü yani. Haliyle ya bir şey yapacaksan illa orada bir ses çıksın ben de onu duyayım, moral bulayım yerine ben mesela böyle şeyleri küçük gibi görünen ama çok kıymetli işleri, fikri eserler deniyor ona. Fikri eser, bunların da yasası var. Bu fikri eserleri daha kıymetli bulurum ve herkese de böyle şeyler yapmasını öneririm. Bu protesto işine dair ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii ki boşalan statta ve bizim taraftar grubu adına söylersek boşalttığımız tribünde bir şey yapmamız olanaklı değildir. Ama doğru zaman demek ne kadar yerinde bilmiyorum ama mesela arenadaki meşhur o protesto. Bazı zamanlarda bu gruplar yapabileceklerini yapıyorlar. Belki de fazlasını, düşündüklerinden fazlasını etki olarak ortaya çıkartabiliyorlar ama evet bu güç bu kadar. Yani onu da bilerek konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Gezi direnişinde çarşının yarattığı etki ve algı diğer taraftar gruplarının da bu gücü organize edebileceğine dair bir izlenim yarattı. Durum o kadar parlak değil. Onu söyleyeyim. Gerçekçi değil yani. Gerçekçi değil. Yapılabilir ama gerçekçi değil. Yani. Yani şunu söyleyeyim. Ama buradaki arkadaşlar ama buradaki arkadaşların konusu bu değil ki. Anladım. Öyle. İsmin neydi pardon? Şimdi Erdi. L var mı sonunda? Erdi. Erdi Altaylı öyle mi? Yani ya buradaki arkadaşların meselesi senin anlattığın şey değil. Ya buradakiler daha gerçekçi ve esas işin esasına dair şey. Yani tribüne giden insanlar. Televizyonun karşısındakine bizim yapacak bir şeyimiz yok yani. Yani kimsenin yapacak bir şey yok. Sadece yazarsın. Okursa faydalanır yani. Nerede yaşıyorsun bilmiyorum. Göztepe'liysen yazarsın. Televizyondan Göztepe maçı yayınlanıyor mu bilmiyorum. Yayınlanıyor mu? Yayınlanmıyor değil mi? Yani tamam işte yani. Demek ki zaten senin konun o değil. Senin konun bence böyle bir şey yapmak. Olmalı bana sorarsan. Yani onun üzerine biz buradan istediğimizi söyleyelim. Hayata dokunmaz diyemeyiz ona. Yani o çünkü bizim bilmediğimiz birisi. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Televizyon seyreden birisi. Nerede? Manisa'da, Hakkari'de. Yani haliyle temas noktamız yok. Erdi. Şimdi şöyle bir şey var. Zaman konusunda bir uyarı aldık. İstersen biz buradayız. Çıkışta sohbet edelim. Beraber konuşalım Erdi. Hep birlikte. Tamam. Şimdi salon konusunda bir sıkıntı var çünkü zamanlamayla ilgili. Çok teşekkürler sabırla dinlediğiniz için.